İyi akşamlar sevgili izleyenler. Eğitimciler Konuşuyor programı bu bölümünde yine çok kıymetli bir eğitimci, çok kıymetli bir konuğumuz. Eğitimci, aynı zamanda tarih öğretmeni ve eğitim yöneticisi Sayın Gülşen Salgır'ı misafir edeceğiz. Hocamız bize kıymetli paylaşımlarda bulunacak. Hocam İzmir'e selamlar, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. İzmir'den de kucak dolusu sıcak sevgiler, selamlar. Ha, hocam bu tür selamlara ihtiyacımız var bu pandemi döneminde. Dilerseniz ben çok vakit kaybetmem adına hemen sizi takdim ederek programımıza başlayalım. Çünkü arkadaşlarımız da heyecanla bekliyorlar. Şu an mesaj atıyorlar başlamıyor musunuz diye. Başladık arkadaşlar. Kıymetli izleyenlerimiz, Sayın Gülşen Salgır hocamız İzmirli. Eğitim öğretim hayatına İzmir'de başlıyor, İzmir'de büyüyor. Sonra sırasıyla İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi, ardından hemşirelik bölümünü bitiren aynı zamanda çok renkli bir meslektaşımız. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitiriyor ve sonrasında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ana bilim dalında yüksek lisansını tamamlıyor meslektaşımız. Sonrasında yine bir ikinci lisans kamu yönetimi mezuniyeti söz konusu. Ardından memuriyet hayatımız başlıyor ama 1993'te Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak bir acil bölüm 112 hemşiresi olarak göreve başlıyor. Çok güzel. Ve sonrasında Türkiye'nin bir kuzeyine bir batısına derken Mardin'de öğretmenlikle mesleğimize adım bir atıyor. Bir parantez açabilir miyim? Tabii İzmir ki. doğumluyum ama Mardinliyim ben. Mardinli bir İzmirliyim. Kendimi öyle kabul ediyorum. Müthiş. Memleketimde çalıştım orada. Müthiş. Benim dikkat çekem CV'deki en önemli hususiyet o. Çok genç yaşta Türkiye'nin dört bir tarafını gidip görmüş, yaşamış, teneffüs Çok etmiş olmak. gezdim. Ne güzel tecrübeler kazandırmıştır. Ve ardından hocamız İzmir'de tekrar tarih öğretmenliğini ve yöneticiliğe devam ediyor. Yine Buca Kaymakamlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler bölümüyle aynı zamanda proje ofis koordinatörlüğünü gerçekleştiriyor. Burada yapmış olduğu projeleri biz herhalde başka bir programda tekrar bir konu ve gündem yapabileceğimiz kadar çok derin Seve ve seve. güzel çalışmaları söz konusu. Meslektaşımız kıymetli izleyenler, tarih eğitimi, İzmir tarihi, çocuklar için kent tarihi eğitimi, biyografi, sanat yoluyla öğrenme, aktif öğrenme, müze eğitimi, değer eğitimi, kapsayıcı eğitim, etkileşimli tahtaların tarih derslerinde kullanımı, göçmenlerin sosyal uyumu konularında yerel, ulusal ve uluslararası kongrelerde, sempozyum ve çalıştaylarda sunulmuş, basılmış bildirileri, aynı zamanda ders materyalleri, atölye çalışmaları ve editoryal yayınları bulunmakta. Bir o kadar etkin ve aktif olduğu kadar aynı zamanda bunları bilimsel çalışmalara dönüştürüp meslektaşlarımızla paylaşan, kendisinden çok istifade ettiğimiz çok kıymetli bir meslektaşımız. Yine danışman öğretmenlik yapmış olduğu pek çok proje kendi dallarında ödüle layık görülmüş. Bunun haricinde yine çatışma çözümü, iletişim, uluslararası kardeş okul, kentlilik konulu toplam kalite yönetimi, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlerle tarihe saygı ödülü projeleri söz konusu. Ayrıca STK'larla, üniversitelerle, farklı kamu kurumu ve kuruluşlarıyla hasaten de TÜBİTAK'ta yapmış olduğu proje koordinatörlükleri, proje yazma uzmanlıkları, proje danışmanlıkları söz konusu. Kalemi çok güçlü meslektaşlarımızdan birisi. Hem mesleki çalışmaları üretme ve yazma anlamında hem de proje yazımı hususunda yetkin bir arkadaşımız. Biz kendisi müsaade ettiği sürece ve bize vakit ayırabildiği ölçülerde istifade etmeyi talep ediyoruz. Bu akşam da vaktini çok yoğun mesaisinden sonra bizlerle paylaştığından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Söz sizde, buyurun lütfen. Öncelikle asıl ben gurur duyuyorum burada olduğum için. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz için, takdiminiz için de çok teşekkür ediyorum. Benim üretkenliğimle alakalı cümleler kurdunuz ama onu 5 ile 10 ile çarpın eşittir Erol Kömür bence. Evet, estağfurullah hocam. Kesinlikle Çok öyle önemlisiniz. Düşünüyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ben de sizin programınızı ilgiyle takip ediyorum. Katılan hocalarımızı, değerli meslektaşlarımı. Çok heyecan verici oldu bu pandemi döneminde. Teşekkür ediyoruz. Hem kendi adıma hem de genç meslektaşlarım adına açıkçası. Dediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tüm izleyenlerimiz ve meslektaşlarımız adına bize teşekkürlerimizi ve güzel duygularımızı tekrar paylaşmış olalım Sayın Hocam.
Şimdi kıymetli izleyenler, hocamız bize bu akşam müzeler ve hasaten bu müzelerden eğitimci ve öğrencilerimiz için özellikle nasıl istifade edeceğimizi, yararlanacağımızı etkileşimli müze başlığı altında bize paylaşacak. Ülkemiz müzeler açısından çok zengin bir ülke. Şimdi farklı coğrafyalarda, doğusunda, batısında, Avrupasında, Amerika'sına kadar pek çok farklı ülkeyi gezdik, dolaştık. Müzeciliğin çok ileri olduğu ülkeler var. Fakat materyal konusunda emin olun Türkiye kadar belki mukayese edilmeyecek, kıyaslanamayacak kadar çok farklı durumlar söz konusu. Hatta ve hatta bizim ülkemizde çok farklı medeniyetlerin izleri bulunduğundan dolayı yerin üstünde müzeye yerleştirdiklerimizden çok daha fazlası hala yerinde, tarihi alanlarda, mekanlarda. Çok uzatmaya gerek yok. Aslında bir nevi açık hava müzesinin üzerinde yaşıyormuşuz gibi bir duygu söz konusu görenler bilenler için. Bu kadar zengin bir varlıktan, bu kadar zengin bir alandan nasıl istifade ederiz, nasıl yararlanırız eğitimciler adına? Sadece tarih öğretmenleri ve sosyal bilgiler öğretmenleri anlamında değil, müzelerden istifade edebilecek pek farklı, çok farklı branşlar söz konusu. Sayısal alanlar, fen alanları, mühendislik düşünenler, çok farklı yapılandırılmış müzelerden farklı etkinliklerde yararlanabilirler. Nasıl olacağını bu akşam biz hasaten Sayın Hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam buyurun lütfen. Neden müze? Neden etkileşimli müze? Evet, şimdi Erol Hocam, ben aslında biz konuyu belirlerken nasıl bir güzergahı takip edeceğimizi de planladık sonuçta. Tabii Evet. ki aslında irticalen de gelişecek. Doğal bir doğaçlama süreci de olacak ama tabii ki bir yol haritası belirledik. Tabii. Şimdi ben müsaadenizle bir ekran paylaşımında bulunmak istiyorum. Tabii, lütfen. Görsellerle destekleyeyim istiyorum. Evet, şimdi ben de bu soruyla, daha doğrusu bu başlıkla bir giriş yapmaya uygun gördüm. Ben de müze, bence müze. Harika. Şimdi müze konusu ilkokuldan itibaren ele alıyorum. Yani ilkokuldan itibaren ilgi duyduğum bir alan değil aslında. Sonradan müze tutkum gelişti. Benim müzedeki, yani müzeyle ilişkimin temelinde müze kelimesinin etimolojisi var. Ona bir giriş yapmak isterim ben. Bilenler bilir, Musalardan gelir müz kelimesi. Yunanca Musa, Latince Musa, müze dönüşmüş. İşte görüyorsunuz, tanrılar tanrısı Zeus ve hafıza tanrıçası, bellek tanrıçası Mnemosyne. Onların 9 gecelik birlikteliğinden tam 9 tane kızları doğuyor. 9 eş ruhlu kız kardeş. Bu kız kardeşler aslında ilham perileri, yani Musalar, yani müzler. Günümüzde müze olmuş bunlar. Onların yetki alanlarını da Azra Erhat'tan, mitoloji sözlüğünden çok kısa paylaşmak isterim. İsimlerini söylemeyeyim ama bir tanesine vurgu yapacağım bu kız kardeşlerden: Clio. Bizim Avrupa Tarih Eğitimcileri Derneği'nin adı Euro Clio. Evet. İsmi buradan geliyor. Tarih, yetki alanı tarih olan ilham perisinden. Bu 9 kız kardeşin yetki alanlarını sayıyorum: epik şiir, lirik şiir, tarih, pandomim, flüt, dans, korolu şiir, tragedya, komedya, gökbilimi. Şimdi bazı görsellerinde örneğin Polimnia'nın aynı zamanda tarımla alakalı ilham perisi olduğu da söylenir. Geometriyle veya kutsal ilahilerle. Bunlar hani ilk çağda aslında ama zaman zaman değişim göstermişler. Şimdi burada başlıklara bakalım. Hatta nasıl diyeyim, ortak paranteze alalım. Edebiyat, tarih, müzik, dans, tiyatro, bilim eşittir Aslında. hayat. Aynen. Değil Yok mi? yok. Yani burada tabii olmayan şeyler gene başka programların konusu olur. Hani biz ne kadar derine inersek o kadar konuşulur ama yani şu listeye baktığım zaman, müze kelimesinin anlamına baktığım zaman, hayattan zevk alınacak ne varsa müzede var aslında. Dolayısıyla müze, hani bence müze ilham verici olmalı. Bütün bu alanlarda hayattan tat aldığımız şeyleri, o nesneleri, objeleri korumalı, sunmalı, ilham verici olmalı.
Dolayısıyla da bu noktada da hani biz az önce siz söylediniz sosyal bilgiler ve tarih öğretmenleri diye, ama yani müzeleri sadece tarihçilere ya da sadece öğretmenlere bilmiyorum. Tartışma konusu aslında bu. Kimler müze bilimiyle ilgili? Müze ayrı bir bilim ve her şeyi kucaklıyor. Arkeolog da işte sanat tarihçisi zaten, yani illa eğitim bilimci olmak gerekmiyor, eğitimle ilgilenmek gerekmiyor açıkçası. Şu alanlarla ya insan olan herkesin, ilgi duyan herkesin el atabileceği, eğitimini aldıktan sonra yapabileceği bir branş, bir alan olarak görüyorum açıkçası. Ve her bilim gibi müze disiplini içinde de alt dallar açısından da ön çalışmalar zaten mutlaka gerekiyor. Bir öğretmen olarak müzelere bakış açısında o bilgi olmadan ilgi olmuyor. Bunu anlamak lazım. Öyle düşünüyorum. Benim bilgim arttıkça müzelere olan ilgim, saygım, tavrım, yaklaşımım arttı. Ve tanıdıkça da tutkuya dönüştü. Çünkü o kadar çok zevk alıyorum ki. Yani her biraz kişilik meselesi. Gittiğim her yerde, şimdi ben gezmeyi ezelden beridir çok severim. Gittiğim her yerde mutlaka, yani en küçük ilçeden tutun büyük metropollere kadar, yerli yabancı, mutlaka bir müze gezerim. Zaten gezmesem canım sıkılıyor ve moralim bozuluyor. Mutlaka programımı alırım. Genelde projeler aracılığıyla çok gezilerim oldu. Birazdan onlara da değineceğim. Oralarda tabii yapılandırılmış çalışmalarla geziyoruz müzeyi, ama kendi gittiğim yerlerde tabii ki kendime göre bir duyguyla geziyorum müzeleri. Böylece bir etimolojiden girmiş olduk müzelere. Hocam harikasınız. Bu arada slide dönerken ben gelen mesajları da paylaşayım. Sayın Tamam. Nadire Salgar başarılar diliyor yayın adına. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan çok kıymetli, çok çalışkan, aynı zamanda üretken, şu anda genel müdürlükte görevli arkadaşımız, kıymetli meslektaşımız Nurcan Şenmer'den iyi yayınlar diliyor. Selam ve sevgilerimi iletiyorum ben de. Yine İstanbul'dan Bilge Yücel ikinci hocamız iyi yayınlar diliyor, selamlarını iletiyorlar. Hocam buyurun, yayında ara sıra bu şekilde selamları, soruları paylaşalım yine sıcağı Başım sıcağı. üstüne Evet. etkileşim iyidir. Etkileşim Evet. sadece müzede değil, her yerde iyidir. O yüzden teşekkür ediyoruz izleyenlerimize de. Şimdi Harika. ben izleyenlerimle hemen, madem onlar bizimle geçti, ben de onlarla bir etkileşime geçmek istiyorum. Şu soruyla. Sizde hangi müze en ve neden? Fakat bu soruyu şöyle düşünmenizi ve biraz da uygulamaya geçirmenizi rica ediyorum. Yani gözünüzü kapattığınızda bu soru size sorulduğunda, şimdiye kadar ki gezdiğiniz, kendi bizzat gezdiğiniz müzeler arasında hangisi sizin için ön plana çıkıyor? Yazarsanız bizim için de güzel bir veri olur, değil mi Erol Hocam? Harika olur. Çok da güzel Evet. olur. Ben o zaman önce sizinle etkileşeyim. Sizce hangi müze? Erol Hocam Ben şimdi. daha çok tarihçiyim ama teknoloji müzelerini çok seviyorum. Hayır, öyle değil, tür değil. Bir tane bana söyleyeceksiniz, nedeni de şu diyeceksiniz. Doğrudan müze ismi mi istiyorsunuz? Evet. Ya beni şu an en çok etkileyen yine teknoloji dedim ama İstanbul'da Arkeoloji Müzesi, dünyanın en zengin müzelerinden bir tanesi. Nesi etkiliyor? İçeriye girdiğimde her daim bir sürpriz var. Mesela Mesela çok zengin bir koleksiyon olduğundan dolayı o gezmiş olduğumuz, görmüş olduğumuz sergi alanlarında temel belirli sergilenen objelerin haricindekilerin neredeyse bir %30, %35'i değişmiş oluyor. Farklı sergilerle değişim, dönüşüm gördüğünden dolayı. tamam, duralım burada. Bu Yani şimdi çok zengin bir içerik. Onun için beni cezbediyor. Hala da cezbediyor. tamam, Defalarca gidiyorum. içeriği sizi cezbediyor ama kendini yenilemesi, yenilenmesi. Evet, Değil mi? kesinlikle. Özetle bunu söyleyebiliriz. Evet. İzleyicilerimizden de rica edelim. Müze ismi söylensin ve bir de çok kısa cümlelerle nedeni belirtilsin. Şimdi Harika. ben dediğim gibi birkaç gündür fotoğraf arşivimi tarıyorum. Hangi müzeler bende neden en diye eledim, eledim, eledim. Bu fotoğrafı gördüm. Hatırlıyor musunuz? Oo, ben bu fotoğrafı hatırlamam mı? Burada zeybek oynuyordum yanlış Ben de hatırlamıyorsam. şöyle Arka nedense fondan hani da müzik geliyordu. ben de şöyle hatırlıyorum. Acaba oradaki objelerden birini mi canlandırıyorsunuz diye. O da olabilir arka tarafta çünkü Evet. o harekete benzeyen objeler de var ama çok net hatırlıyorum. Burada fon müziğinde şey çalıyordu. Zeybek çalışıyordu. Evet. Şimdi burası Antalya Arkeoloji 2012 yılı Euroclio yıllık konferansı. Çok Evet. yoğun, yorucu bir ve mükemmel bir konferanstı. Son gün hadi dedik arkeoloji müzesine gidelim. O kadar keyiflisiniz ki müzede oynuyorsunuz. Bana Müthiş. bakın. Evet.
Şimdi ben neden Maalesef bunu ki. seçtim? Şimdi inan ben gözümü kapattım. Dedim ki ilk önce hangi müze? Tabii sizinle de alakalı bilinçaltım hani Erol Hoca'yla program yapacağım ya. Herhalde birlikte geçirdiğimiz bir müze zihnimden geçti. Ve o Antalya sıcağında müzeye girdiğimiz zaman yüksek tavanlar, tertemiz, pırıl pırıl, ayna gibi parlayan o granit zemin, o çalan müzik, bana verdiği dinginlik. İnanın bir tek obje hatırlamıyorum ben bu müzeyi niye sevdim diye. Hiçbirini hatırlamıyorum. Sadece bana verdiği hissi hatırlıyorum. Çıktığım zamanki hazzı hatırlıyorum. Ve gelmeyen arkadaşların ne kadar şanssız olduğunu söylediğimi hatırlıyorum. Tabii fotoğraflara bakınca hatırladım müzeyi neden beğendiğimi. Hani hangi objeler olmuş, işte dönemsel çalışmalar yapılmış, kompozisyonlar yapılmış. Çok güzel bir müzeydi gerçekten. Ama tabii biz burada şu anda kısa cümlelerle gidiyoruz ya. Antalya Arkeoloji Müzesi benim için neden en? Benim için verdiği hazdan dolayı. İnanın obje hatırlamıyorum. Buradan devam ediyorum. Hocam dönerken ben selamlar alayım yine. Zübeyde Meral Tamam. Erken kutluyor. Yusuf İnce o da aynı şekilde zevkle izliyoruz diyor. Nevin Değerli Vural'dan iyi müdürüm. akşamlar. Murat Öztaprak'tan iyi yayınlar dilekleri var. Gülçin Özlü'den yine aynı şekilde. Müze isimleri gelmeye başladı. Aa, süper. Sayın Nevin Vural Antakya Müzesi diyor. Sayın Murat Ben görmedim. Öztoprak Ankara Çamlıdere ilçesi Oyuncak Müzesi diyor. Nevin Hanım diyor ki Antakya Müzesi çok eski ve geniş bir coğrafyadan oluşan bir müze. 24 saat geze geze bitiremezsiniz diyor. Benim gitmediğim müzelerden bir tanesi Antakya Müzesi maalesef. Pandemi yüzünden zaten ertelediğimiz çok şey var. O da onlardan bir tanesi. Ben devam ediyorum. Prag yakınlarında Brno'da Roman Kültür Müzesi. Şimdi burada solda Romanların İkinci Dünya Savaşı sırasında kamplarda, Nazi kamplarındaki yani bir grup çocuğun fotoğrafı var. Burada benim çocukluğumda da mahallemize çok gelirdi. Ayı oynatan romanlar. Onun bir simgesel çalışması var. Burada da küçük görünüyor ama ülke ülke popülasyon var romanların. Hangi ülkede kaç tane olduğuna dair. Bu Çekya'ya da 2017'ydi sanırım gittiğimde yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu müze beni neden etkiledi? Aslında müzeye girdiğiniz zaman küçük, mütevazı bir yer. Her müzede olabilecek yani hem etnografik özellikler, işte kıyafetli mankenler vesaire, fotoğraflar vesaire yapılmış ama proje kapsamında gitmiştik buraya. Yapılandırılmış bir etkinlik yapıldı burada. Şimdi biz 8 uzmandık, 8 farklı ülkeden seçilen 8 uzmandık kapsayıcı eğitim konusunda materyal geliştireceğiz. Herkes kendi yani birer tane yapacak, ikişer tane yapacak diye. Tabii yolculuk uzun sürdü, 3 yıl. Gelen oldu, giden oldu vesaire ama 8 tane farklı ülkeden meslektaşımla, meslektaşım derken de hepsi tarihçi değil. İçinde müze müdürü de var, insan hakları uzmanı da var, öğretmeni de var. Yani farklı disiplinlerden proje uzmanı var, kapsayıcı eğitim kapsamında. Şimdi orada müze görevlisi bize dedi ki, roman deyince aklınıza ne geliyor? İnanın tartışmasız 8 ülke hepimiz dans, müzik, renk vesaire dedik. Sorulara devam etti. Ya daha doğrusu bir anket var, biz onları yazdık, sonra karşılaştırdık. Kaç tane roman sınıf arkadaşımız var? Düşündüm, üniversitede hiç yok benim. Ya da ben bilmiyorum. Ama yok diyebiliyorum. Lisede yok. Ortaokulda yok. İlkokulda işte yan mahallede var. Ve bütün ülkelerde durum aynı. Okumuyorlar, okuyamıyorlar ya da gündelik yaşıyorlar. Yine bir başka soru. Bu romanlardan mesela öğrenciniz var mı? Romanların olduğu yerlerde ben pek çalışmadım ama orada çalışan meslektaşlarımla çok bilgi alışverişinde, fikir alışverişinde de bulunmuşluğum var. Portekiz'den gelen arkadaşımız özellikle o tam da öyle bir okulda yani romanların ağırlıklı olduğu okulda çalışıyor. 12-13 yaşında birbirleriyle evlenen öğrencilerim var dedi. Yani o etkinlikten sonra ben çok içim acıyarak yani dünyanın her yeri bakın 8 farklı ülkeden yani istesen bir araya getiremezsin. Orada bir etkinlik yapılmış. Dünyanın birçok yerine yayılmış bütün romanlar hakkında böyle
hem etiket diyeyim, bir de hani iş eğlenceye, oynamaya gelince ay romanlar bir tanedir, şudur budur diyoruz ama selam vermeye bile gelince ay orası roman mahallesi deyip sırtımızı döndüğümüz kişiler aslında bunlar, öyle değil mi? Yanlışsa yanlış değil. Hocam bu Okuma arada oranına bakıyoruz. Edirne'den roman arkadaşlarımızdan tanıdık eş dost selamlar iletiyorlar programımıza. Çok güzel bir konu Başım üstüne. seçmişsiniz. Bugün de Dünya Romanlar Günü diyorlar. Bilemiyorum Öyle teyit mi? edemediğim bilgi ama 8 Nisan öyleymiş. Çok ilginç. Şöyle bizim bu arada Fevzi Özakat Anadolu Lisesi okulu olarak bir Avrupa Birliği projemiz var. Roman Peri Masalları. Oo, çok hoş. Evet, onunla ilgili yine romanlara alakam 2 kat arttı benim bu projeden dolayı. İnşallah onları da paylaşırız bilahare. Şimdi bu müzenin bendeki etkisini söylüyorum. Yaptığım etkinlikten dolayı benim yani dokunaklı geldi ve bir gerçeği yüzüme vurdu. Yüzüme çarptı bu etkinlik. Yapılandırılmış. Yani yoksa müzedeki obje değil ama o objeler besledi. Yani biz mesela yine o fotoğrafı neden seçtim? Özellikle yani biz hep İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler, Yahudileri soykırımı vesaire konuşulur. Başka gruplar da soykırıma uğradı. Bunları atlıyoruz Evet. açıkçası. O yüzden koyma gereği duydum bu müzeyi. Kıymetli hocam, bu arada müze isimleri gelmeye devam ediyor. Sayın Dinleyelim. Derin Kömür Versay Sarayı diyor müze anlamında. Yine çok kıymetli eğitim yöneticisi meslektaşımız Sayın Yüksel Gemici Stockholm'de telaffuzum yanlış olabilir. Vasamuset Müzesi diyor. Çocukluğuma dair maceracı ruhumu hatırlattığı için ben de birinci listede demiş. Yine Sayın Gülçin Özlü Panorama 1453'ü birinci sıraya koymuş. Sayın Aziz Özgü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi diyor. Evet. Yine Gökhan Baş'ın Sayın Tekirdağ'da çalışan kıymetli meslektaşımızın selamları var. Başım üstüne. Yine Nadir Hanım'dan size övgüler devam ediyor hocam. Ay ablam öyledir. Ablacığım biz bize övünelim. Ablacığım teşekkür Eyvallah. ediyorum. O pozitif enerjisini vermeye devam eder her daim. Teşekkür ediyorum. Hocam görün. Merak ettim. Gerekçe yazılmamış mı Erol Hocam? Sadece Gerekçe müze ismi yazan mi? var, gerekçe yazanlar da var. Sayın Perihan Tanyeri'den gelmiş güzel bir mesaj. Merhabalar Erol Bey. Bu keyifli paylaşım için teşekkür ediyoruz. Tebrikler diyor sizin için Sayın Gülşen Salgar. Her Teşekkür zamanki ediyorum. gibi keyifle dinliyorum diyor. Değerlendirici. Evet. Murat Hocam diyor ki Ankara'ya 130 kilometre uzakta asıl adı Çufçuf Oyuncak Müzesi. Bu ilçe 4.000 nüfuslu ve içinde 8 tane müzesi var diyor. Çok kıymetli bir bilgi aynı zamanda bu bizim için. Oyuncak Müzesi'nde Harika. 4.600 civarında oyuncak 6 vagon içinde sergileniyormuş. Ben Herhalde bu olayı Nurcan Hoca'ya havale ediyorum. Nurcan Hocam, siz lütfen bu köye gidiniz, bizim adımıza çalışmalar yapınız. tekrar edeyim tekrar. Evet. Ankara'ya 130 kilometre. Çok da uzak değil. Çok muhteşem bir bilgi. Evet. Meslektaşımız Sayın Murat Özsaprak'a buradan teşekkürlerimizi arz Ya edelim. 8 müze Selamlarımızı ne iletelim. demek? 8 müze ne demek hocam? 4.000 nüfusu küçük bir ilçede. Küçük bir kasabada hatta. İlçe. Harika. Aynen. Ne etkinlikler yapılır orada. Nurcan hocam, Kesinlikle. bekliyoruz senden. Hocam buyurun. Devam ediyorum. Anne Frank evi Amsterdam'da. Şimdi neden bu fotoğrafı seçtim? Şu kuyruğu kıskandım ben. Yani Amsterdam'a 2-3 kez gittim. Birer haftalık periyotlarla. Ya her gün her saatte bu kadar kuyruk olur mu? Nasıl oluyor yani? Şimdi Anne Frank tabii Holokost'un simgesel ismi. Anne Frank'ın günlüğü var. Orijinal birinci elden kaynak. İşte saklanarak geçirdiği bir ev var. Sonuçta bu evde tamam hani gizli bölmeler var. İlginç, günlük ilginç. 2 saatlik yolculuğunuzda teknolojik araçlarla da desteklemişler. Ya yani dokunaklı bir hikaye, yani onları sunma biçimi harika. Ben de çok etkilendim. Ama bakıyorsun hani materyal olarak ne var? Orijinal günlük var, tamam, birinci elden kaynak. Tamam, ev var, işte bakıyorsun bölmeler var. Oradan anlatmış, kapkacağını göstermiş. Ama seni orada yaşatıyor işte. Şimdi işte siz konuşmamızın başında dediniz ya Türkiye'de neler neler var diye. Evet. Neler neler var ama sunum yok. Ya sunum yok. Şimdi burada bu Anne Frank Havuz'un ya bu kadar kuyruğunu neden benim Ankara'daki bir köyde, bak 8, ben şimdi duyuyorum müzelere bu kadar aşık bir insanım. Yani herkesin taşın altına elini koyması lazım. Burada kendimi hatırlatma notları koymuştum. Ev mi, müze mi, akademi mi demişim. Şimdi bu müze ne yapıyor bir de? Bu müze
Aynı zamanda çok güzel eğitimler veriyor. Yetişkinlere, öğretmenlere, öğrencilere. Ya yani sadece müzeyle ilgili değil, insan hakları bağlamında çeşitli Avrupa projeleriyle uluslararası anlamda da misafir ediyor. Çok yani nasıl diyeyim, yetişkin eğitimi kapsamında çok güzel eğitimler de veriyor. Ve dolayısıyla biz hani bu kadar alışkın değiliz müzelerin bu işlevlerine. Bunu da bir teğet geçeyim alttan. Hocam müthiş. Demek ki arkada çok ciddi manada bir etkinlik var. Hani materyal ve malzeme az olabilir ama o etkinlikler de demek ki insanlara çok ciddi manada değer katıyor. Burada yeri gelmişken hemen anayım. Sayın Bahriyat hocamız, Talim Terbiye Kurulu üyemiz, geçenlerde bizi bir makale yönlendirmişti 1910'lu yıllarda. Paris'e eğitim görmek üzere gitmiş ünlü coğrafya profesörümüz Faik Sabri Duran'ın Paris mektuplarından bir tanesini rica etmişlerdi. Orada Fransa'daki, Paris'teki okulların ilkokul, ortaokul, lise, üniversite fark etmez hafta sonları sivillere vermiş oldukları eğitimlerden, konferanslardan bahsediyor. Uzunca da bir makale. Onu hatırlattı sizin paylaşımınız burada. Yani kurumlar bizdeki gibi tatil bitti, işte mesai bitti, kapılar kapansın, pencereler kapansın şeklinde bir algı, anlayış yok. Belki de hafta sonları çok çok daha nitelikli, geniş, Kesinlikle. kalabalık bir kitleye de hizmet vermeye devam ediyorlar. Yeri gelmişken de buradan hatırlamış olalım. Bahri hocama da çok saygılarımı iletiyorum. Müze konusunda çok güzel Saygılarımızı eserleri var. Ben öğretmenliğimin ilk yıllarından itibaren onun aktif öğrenmeye yönelik makaleleriyle kendimi çok geliştirdim. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum kendisine. Devam ediyorum buradan. hocam buyurun. Şimdi bir eve daha gideyim istedim. Bedia Akarçürk Sanat Müzesi. İsmail Hakkı Ayvaz Kent Müzesi ve Bedia Akarçürk Sanat Müzesi olarak geçiyor ama neden buradan Anna Frank'tan sonra koydum? Şundan dolayı, ben çünkü Ödemiş'te tesadüfen gördüm burayı ve Bedia Akarçürk'ün yaşadığı ev zannettim. Şimdi Bedia Akarçürk benim normalde ses rengi açısından yani dinlediğim bir sanatçı değil aslında ama hani müze merakım nedeniyle bir gireyim dedim. Hayran kaldım. Yani sanatçı kişiliğine hayran kaldım. Ne kadar başarılıymış. Türkiye'yi dünyada ne kadar tanıtmış. Ve ne kadar yetenekliymiş. Hani tamam zevk ayrı bir şey. Hani insanlar dinler dinlemez ayrı ama o sanatçı karakteri ve kattıkları hem uluslararası arenada kattıkları ben bu müzeyi neden koydum? Birincisi bakın burada da ev görünümlü ama bu Ödemiş Belediyesi'nin tahsis ettiği bir yer. Ama Anne Frank'taki gibi kuyruk yok. Onu söyleyeyim. Bir onun için koydum. Bir de bu müze bana ne kattı? Ben bu müzeden çıktıktan sonra Bedia Akarçürk'ü merak ettim ve araştırmaya başladım. Her şeyini araştırmaya başladım. Hayran kaldım. Ha müziğini dinliyor muyum? Yani gene dediğim gibi tarz olarak kendime yakın hissetmiyorum ama saygım, sevgim sonsuz. Ellerinden öpüyorum buradan yani öyle söyleyeyim. Ya çok değerimiz var böyle. Ödemiş Belediyesi'ne de teşekkür edelim. Ama burada da yine hani İsmail Hakkı Ayvaz Kent Müzesi ve diye olduğu için gözden kaçıyor. Ve bu arada gene bir dipnot. Mesela hani kent turları olur ya İzmir'de de şöyle bir kent turu var. İzmir şey Gölcük, Bozdağ, Ödemiş, Birgi turu. Yani bu turlarda neden bunu dahil etmeyelim Bedia Karçuk Müzesi'ne? Yani pazarlarına gidiyoruz, organik bir şeyler alıyoruz, organik diye. Ya da işte el emeği bir şeyler alıyoruz vesaire. Bunlar eklenebilir diye düşünüyorum. Hocam bu arada Sayın Yüksel Gemici bir hatırlatma göndermiş bize. Teşekkür edelim kendisine. Holokaust etkinliklerinin bu yıl dönümü gün itibariyle 8 Nisan'mış. Yani bugün yapmış olduğumuz programda pek çok yıl dönümü de aynı zamanda temas etmiş oluyoruz. Evet, hepsine de işte ne dedik? İlham perileri birçok alanda yetkin. Biz de hepsine selam vermiş olalım Evet. bütün anma günlerine. Devam ediyorum. Devam edelim hocam. Bu da Polin Müzesi ya da Polish Müzesi iki şekilde geçer. Şimdi bu benim hayatımda gördüğüm en üstü en kapsamlı müzeydi. Ne açıdan? Teknolojik açıdan. Yani teknolojinin aklınıza gelen gelmeyen bütün her şeyi burada mevcut. Yani ben birkaç resim koydum. Ya insanın ya boyutlarına bakın şu nedir? Hani bir soğukluk var gibi girişte bekliyoruz. Bakın kocaman bir şeyin içinden geçiyorsun zaten. Teknoloji şöyle bir hani sağına dönüyorsun yukarıdan bir şeyler iniyor.
İşte ışıklı bir şeyler iniyor. İşte kiosklar var. Her yerde onlar var. Onları göstermek istemedim de. Dediğim gibi aslında her müze bir program konusu incelenebilir. Onun dışında böyle hani Yahudi tarihini almış aslında. Müze çok büyük bir müze. Sadece işte soykırım döneminde almıyor. Dediğim gibi Yahudilerin varoluşundan itibaren yani Yahudi tarihini anlatıyor. Bakın müzenin içinde bir cadde yapmışlar. Böyle bir Böyle bir sokak, müze. mahalledeki alelade bir sokak değil. Müzenin içerisinden bahsediyoruz değil mi şu an? Evet, bakın Evet. işte bu zemin vesaire yani şey değil bu. Dışarıda bir sokak değil burası. Müzenin binanın içi. Evet. Polin Müzesi. Dediğim gibi burada da bir etkinlik yapıldı. Gene o kapsayıcı eğitim grubuyla. İkişerli gruplara ayrıldık. Ve belli bir süre verildi. Ama müze o kadar büyük ki. Bize dendi ki müzede en beğendikleriniz üç şey, en beğenmediğiniz üç şey. Bir de değiştirmek istediğiniz şeyler gibi. Sonra biz bunun değerlendirmesini yaptığımız zaman değerlendirme oturumunda birçok şeyi görmediğimizi fark ettik. Yani bazı arkadaşlarımızın gördüğünü biz görmemişiz. Yani çok fazla uyaran var müzede. Dolayısıyla buraya hele bir grupla gidilecekse demin Emin Hocam 24 saat demiş ama bu müzeye kaç 24 saat bilmiyorum yeter mi yetmez mi? Yani dediğim gibi çok uyaran var. Avantajı var, dezavantajı var ama özellik olarak buraya koymak istedim. Yani Beni çok yakalayan bir nesne var hemen zaten orada sokakta. Herhalde şu an orada olsaydım o kitap gazete standının önünden ayrılmazdım diye düşünüyorum. Ekip ayrılıncaya kadar. Erol Hocam siz Herkese bir o uyaran var teknolojik mutlaka. bence siz buraya gelene kadar o teknolojik ürünler arasında ya o Doğru hayranlıkla izlerdiniz bildiriyorsun. ne yapmışlar diye. Yani gün biterken siz daha buraya gelmemiştiniz size söyleyeyim onu. Hocam notumuzu alıp Unut. gideceğiz. Evet. Şimdi Gülçin Hocam söylemişti Panorama Müzesi'ni. Evet. Ben de panorama teknoloji deyince benim de İstanbul'dan karşılaştırma da yapmak istedim açıkçası Panoramik Müzeyi. Şimdi hocam ben bu müzede şu sahte gökyüzüne aşık oldum ilk gördüğümde. Yani gözlerime inanamadım. Yani bu bizim Karadeniz çevresindeki o konferansla ilgiliydi. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle ilgili olan bir konferans vardı. Bu grupla ama ben daha evvel gitmiştim. Daha az kişi vardı, daha yeni açılmıştı. Yani ben orada şu sahte gökyüzüne aşık oldum. Bu Evet. kadar. Ve dedim ki mesela bodrum katta oturan kişilere neden böyle bir güzellik yapılmıyor duvarlarına, tavanına, şusuna, busuna. Hani şu gözümüz gönlümüz açılsın. Ya inanamadım. Yani ayrılmak istemedim Kendinizi oradan. gök kubbenin altında hissediyorsunuz resmen. Kesinlikle. Ama peki Evet. şunlara ne demeli? Şurada ben kendimi nasıl hissettim? Var ya Minyatür meşhur türkümüz. gibi. Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Aynen öyle hissettim. Alemi seyrediyormuşum gibi hissettim bunları görünce. Evet. Bu kürelerle ilgili. Hocam benzer bir panorama müzesi Bulgaristan Şumlu yakınlarında bu 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi için yapmışlar. Muhteşem. Biraz daha büyükçe. Ve insan düşünüyor diyor ki Türkiye'deki o kadar önemli tarihsel mekan ve tarihsel olayın içerisinde bu tür müzeler neden sadece İstanbul'da kısıtlı kalsın ki? Evet. İstanbul evet hakikaten önemli, çok değerli. Panorama 1453 o anlamda da bizim için çok kıymetli. Fakat Türkiye'nin her yerine konabilecek özel müzeler bunlar ve çok da kıymetliler. Kesinlikle katılıyorum. İstanbul'da öncülük yapması doğal ama çok geç değil mi? Çok geç açılmadı mı? Çok geç, çok geç. Yani İstanbul gibi bir imparatorluk başkentinde kesinlikle dünyanın merkezi olabilecek bir kent. Gerçekten bazı şeylerin çok geç olduğunu düşünüyorum ama tabii ki mesela o gün gittiğimizde de tıklım tıklımdı. Hani İstanbul'daki mekanlarda bir sıkıntı yaşanmıyor insan ilgisi açısından ama diğer kentlerimizde büyük şehir yani İstanbul dışı sanki hep taşra ya yani büyük şehir değil gibi İzmir'de dahil olmak üzere devam ediyorum hocam. Hocam buyurun lütfen. Burada Bedia Akartürk hayranı izleyicilerimiz de var. Sayın Perihan Tanyeri, dedemin evinde Bedia Akartürk dinlenir diyordu. Şimdi benim yaşım çıkacak ortaya. Benim çocukluğum fenomenidir. Türk halk müziği deyince biz Bedia Akartürk'ü hatırlarız. Benim de çocukluğum Bedia Evet. Akartürk, ben Kızakkale. Hep Aynen. arasında biz rekabet ederdik hangisi daha güzel Yüzük söylüyor altın diye. bir şey. Rahmetli hanım bu arada. Evet, aynen. Evet. Saygılarımızı iletelim. Buradan da Evet. Türk halk kültürüne, bilimine bir anı olsun. Burası Victoria Albert Çocukluk Müzesi, Londra'da.
Şimdi bunu neden şunun ardına koydum? Yani bunun ve bunun. Bu ne kadar teknolojiye boğulmuşsa bu da tam tersi. Sıfır teknoloji. Sıfır. Evet. Şimdi bir anekdot. Bu taban mozaiklerini kadın mahkumlar yapmış. Kafeteryasındaki. Çocuk, şimdi Victoria ve Albert'in bir de sanat tarihi müzesi var. Biz çocukluk müzesinde etkinlik yapmıştık. Daha çok kapsayıcı eğitimle ilgili olduğu için. Burada işte birçok oyuncak, kostüm vesaire var. Bizi etkinlik odasına götürdüler. İşte müze görevlisi kocaman bir sandık getirdi. Hani sanki babaannenin evine gidersin de sandığını açar. İşte açtı içini. Kuklalar çıkardı, kartlar çıkardı, toplar çıkardı. Etkinlikleri o şekilde yaptık. Sıfır teknoloji ve çok keyifliydi. Yani diğeri de keyifliydi. Yani hepsi keyif veriyor sonuçta. Tür olarak anlatmak adına da bunları seçtim açıkçası. Şimdi burada bir vurgu yapmak isterim. Bu müze aynı zamanda hastanede yatan çocuklara da gidiyormuş. Onlara etkinlik düzenliyormuş. Ve bakanlıkla bağlantılı olarak, yani belli müfredat çerçevesinde gidiliyormuş. Ben çok şaşırdım ve bunları da kıskandım. Yani kuyrukları kıskanıyorum, sadece o değil. Yani gerçekten bizde de yapılabilir. Niye yapılmasın? Yani biz hastanedeki uzun süre kalan çocuklarımız var. Evde eğitim alan çocuklarımız var. Onlara tamam öğretmenlerimiz vesaire gidiyor ama müzeler neden böyle bir işlevi yüklenmesin ki? Oyuncak müzeleri çok arttı. Yani şimdi daha sık duyar olduk mesela belli yaş grupları için. Ya sadece bu çocuklar için demiyorum. Lise grubu öğrenciler için de 14-18 yaş grubu için de müzeler gayet rahat tematik çalışmalar yapabilir, planlayabilir diye düşünüyorum. Ne bileyim, milli eğitimle bağlantılar, Çok da kıymetli olur. işbirlikleri yapılabilir. Evet, Yani kesinlikle. aslında Sayın Bakanımızın 2023 vizyonu içerisinde de müzelerin etkin kullanılması, okulda şart ünitelerin etkin kullanılması için çok ciddi manada vurguları vardı. Sayın Adnan Boyacı hocamızın aynı zamanda genel müdürümüzün bu konuda özellikle müzelerle ilgili yapmış olduğu çok kıymetli müze eğitimleriyle ilgili başlatmış oldukları çok güzel çalışmalar vardı ama maalesef teessüf diyelim şanssızlık biraz da tam da pandemiye denk geldi. Aslında olunan eğitimler bizzat pandemi kısıtları olmasaydı böyle bir ortam oluşmasaydı ülkemizde çok rahatlıkla eğitimler etkinlikler alındıktan sonra eğitimi alındıktan sonra mekanlarda harika uygulamalara dönüşebilir diye düşünüyorum ben. Ama umarım sağlıklı günler gelsin onlara da fırsat oluşacaktır mutlaka. Ama ben şöyle bir vurgu yapmak isterim. Bakanlığımızın vizyonunda, 2023 vizyonunda hep öğretmen odaklı. Yani Evet. öğretmen yapıyor bütün materyalleri, o hazırlıyor. Çalışmaları hep öğretmen yapıyor. Burada müzenin kendi misyonu bu. Yani müze görevlileri bunu zaten görev olarak belirlemiş, bakanlıkla birlikte çalışıyor ve bir müfredat dahilinde hareket ediliyor. Evet. Dolayısıyla hani müze O çok görevlileri kim ilginç geldi hocam. olmalıdır? İsterseniz o kısmını tekrar vurgulayalım. Müze doğrudan okullara gidiyor. Öyle doğru anladım, değil mi? Okulun Hastanede eğitim gören, hastanede giden, hastanede yatan çocuklara gidiyor. özel ihtiyacı olan, Evet. özel eğitim gereksinimi olan bireylere gidiyor hastanelere ve Yani kendi hastane müfredatı sürekli kapsamında bu eğitimi ulaştırıyor. Müthiş bir hizmet aslında, müthiş bir evet. eğitim hizmeti, sosyal sorumluluk aynı zamanda. Hocam bu arada Nurcan Şenmender, Merdan hocamız bir mesaj göndermişler buraya. İl eğitim tarihi müzelerimizin sayısının artması güzel diyor. Ankara Üniversitesi'ndeki Oyuncak Müzesi de çok güzel ancak halen ülkemizde çocuk müzelerinin olmaması üzücü ve düşündürücüdür diyor. Yine bakanlığımızın son dönem en çok önemsediği konu müze eğitimleri diyor. Buradan kendisine teşekkürlerimizi arz edelim. İnşallah pandemi bitince bu eğitimler çok daha etkin olacaktır. Evet. O konuda kuşkumuz yok. Biz elimizden gelen desteği mutlaka vereceğiz. Hocam buyurun lütfen. Devam ediyorum. Şimdi ben burada neden etkileneceğim? Düşünün, müzeye giriyorum. Milyonlarca önceki atalarımla karşılaşıyorum. Homo sapiens'e göz göze geliyorum. Ben bu müzeyi nasıl unuturum Erol Hocam? Değil mi? Şu ejderhanın iskeletini görmüşüm. Şu diğeri böyle animasyon etrafında hareket eden bir ya, yani Luna Park'tan daha zevkli çocuk için. Tıklım tıklımdı zaten. Ya da şu goril. Anlatmasına gerek yok zaten kimsenin. T-Rex'e karşı karşıya geldim. O çocuk daha unutmaz onu. Aynen, hayır, çocuğu geç. Yani ben diyorum ya işte Homo sapiens'e göz göze geldim. Nasıl gerçekçi yapmışlar o milyonlarca yıllık insanlık tarihinde. Dolayısıyla buradaki objeler son derece nitelikli. Evet. Yani ben dediğim gibi teğet geçiyorum
aslında bütün müzelerle ilgili hep bir tanesiyle ilgili program yapılır ayrı. Şöyle bir teğet geçelim, bir selam verelim anlamında en sevdiğim görsellerini paylaştım sizlerle. Geçiyorum bunu da. British Museum'un görselini koymayı unutmuşum. Müsaadenizle ben, siz gözlerinizi kapatıp ben anlatayım. Hayal Şimdi edemiyorum zaten. burada da yani binanın kendisi beni çok etkiledi. Yani ben o devasa sütunları görünce, bir de erken gitmişim. Bir 10 dakika, 15 dakika açılmasını bekledim. Ya son 5 dakika kalbim küt 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 açılsın diye atmaya başladı resmen. İnanılmaz bir şeydi benim için. Yani bireysel gittim ben buraya. Proje grubundan ayrı olarak. Orada bir etkinlik yapılmamıştı. İlk olarak beni fiziksel görünüm etkiledi. Binanın dış fiziki donanımı etkiledi diyelim. Yani o sütunlar vesaire, keşke görselini koyabilseydik. Neyse, meraklıları bakarlar internetten. Sonra içeri girdiğimde, yani zaten o bekleme süresinde kuyruk arttı. Giriş ücretsiz bu arada. Bu kadar çok öğrenci grubu giren bir müze görmedim. Ve merak ettim, öğrencilerin hepsinin de çalışma yaprakları var. İşte öğretmene benzetmediğim, yani annesi misiniz diye sordum mesela. Ben dedi diğerinin annesiyim. Yani veliler de bu çalışmalarda rehberlik yapıyorlar öğretmenlere. Yani öğretmenler evet organize ediyordur mutlaka. Yani benim gördüğüm 3 kişiye sordum öğretmen misiniz diye. Yok ben, hani ben şeye ulaşmaya çalışıyorum. Öğretmenle tanışayım da nasıl bir etkinlik yaptın? Nasıl bir şey uyguladın? Ona ulaşmak için öğretmen soruyorum. Hepsi veli çıktı. Ama işte bu çocuğun velisi değilim diyor işte. 10 kişilik bir grubun velisi. Veli gruptan sorumluyum. 10-15 kişilik gruplardan. Ve orada da British'te de gördüğüm benim çok popüler bölümler var. Çok böyle hiç yüzüne bakılmayan bölümler de var. Yani sinek avlıyor bazı bölümler açıkçası. Tabii ben bu müzeye gidince memleketinden götürülenlere bakmaya gittim aslında. Yani dedim ne alemde benim memleketimin eserleri. Güzel korunuyor orada. Orası kesin. Onu söyleyebilirim. İnşallah kendi yerlerine dönerler, ait oldukları yere diyelim. Biraz zor gibi hocam ama umalım ki öyle olsun. Ama güzel Çünkü korunuyorlar. Onu da her eser söyleyeyim yani. aslında yerinde güzel. Mesela o özellikle Mısır medeniyetinden alıp götürmüş oldukları eserler çok etkileyici. Fakat biz onları Mısır'da görsek çok daha Değil mi? muazzam farklı bir duygu ve düşünce aksettirir diye düşünüyorum işin açıkçası. Nurcan Hocam sağ olsun bu akşam bizi çok ciddi Yalnız manada bırakmadınız. destekliyor. Kayseri Gerhel Nesibe Darüşşifası Müzesi'ni çok Muhteşem. etkileyici Oraya gittim bulduğunu ben. söylüyor. Yine biz onunla birlikte Edirne Şifahanesi'nin Edirne Sağlık Müzesi'ni de hatırlatmış olalım. Benzer çok güzel çalışmalar da var aralarında. Yüksel Gemici Hocamız Bayburt Baksı Müzesi'ni hatırlatıyor buradan bize. Son dönemde Nereye? özellikle Bayburt? Baksı Müzesi. Bayburt'ta yapılan yeni kent müzelerinden bir tanesi. 2014 yılında Avrupa Konseyi Harika. Müze Ödülü almış hocamızın paylaşımına göre. 22 ülke 37 müze arasında yılın müzesi seçilmiş. Harika. O zaman Bayburt'tan Erzurum'da arkadaşımız var mı başka acaba? Bizim Bayburt'ta çalışan, yani bir projelerde birlikte hiç hatırlamıyorum, var mıydı? aslında Bayburt'tan katılan arkadaşlarımız vardı ama hala Bayburt'talar mı bilemiyorum. Farklı yerlere tayin almış olabilirler. Bayburt Ya Lise hepsine Müdürü. sorumluluk düşüyor açıkçası. Hepsine. Aynen Bayburt Lise Müdürü'ne buradan selamlarımızı arz edelim. Kendisi çok iyi bir koleksiyonerdir aynı zamanda. Halihazırda PTT'nin yıllık pul yarışmaları organizasyonu kendisindedir. Selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Hala burada bizleri izliyorsa. Yani Sizlerden hocam de selam o olsun. kadar zengin ki şimdi sıralamaya kalksak sadece liste sıralaması Türkiye'deki müzelerin herhalde birkaç programı ancak sığar diye düşünüyorum ben. Kesinlikle, Aynen. kesinlikle. Devam edeyim. Tabii, buyurun lütfen. Ben şimdi tabii dediğim gibi karşılaştırma noktalarını seçerek, vurgu yaparak eklemek istemiştim. British'i geçtik. Benim yine kendimi çok iyi hissettiğim bir müze gezisi. Bu da Berlin'de Müze Adası. Bunu Hocam özellikle koydum. İzmir'de gibisiniz alttaki İşte zaten Bergama'dan fotoğrafta. ki arka millet, daha doğrusu burası milletteki tapınak. Bergama'da Zeus altarı restorasyondaydı.
Giremedik oraya. Bu millet de Trianon Tapınağı'nın ön cephesi. Ben de CNN muhabiri edasıyla dinliyorum anlattıklarını. Ne güzel. Şimdi burası bir ada. Şöyle göstereyim. Bir kere bu müze adası fikri zaten ben adını duyar duymaz. Zaten bir hop oturup hop ne zaman gideceğim ne zaman gideceğim diye. Bir heyecan beni sardı. İşte önünden nehir geçiyor. Yan çimenler yemyeşil. Bir grup öğrenci orada opera söylüyor, müzik yapıyorlar. İçim içime sığmıyor, neşe doluyor insan. Bu da neşe doluyor insan Şekila, görülen. Şimdi bu arkadaki müzede yanlış hatırlamıyorsam Altes Müzesi, yani eski müze, eski çağ müzesi. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış olmasın. Bir kere gittim çünkü. Ama yine çok yani hayran kaldım, kendimi çok iyi hissettiğim bir yer. Burada da yine ben özellikle coğrafi konumlama diyeyim buradaki beni etkileyen kısım. Yani o ada fikri, beş büyük müzenin bir arada bulunması güzeldi. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Mesela Natural'da yemek çok ucuzdu. Yemekhanesi çok lezizdi. Yemek de çok ucuzdu. Siz biliyorsunuz yemeğe düşkünlüğümü. Acıkıyorum çok. Yani mutlaka bir şeyler atıştırmam. Lezzetli şeyler seviyorum bir de. Şimdi müzeye gidiyorsun. Saatlerini geçiriyorsun. O da çok önemli. Yani tamam müzenin kendi coğrafi konumu, fiziksel donanımı, benim de biyolojik saatim diye bir şey var insanoğlunun. Algımın yüksek olması için bir dinlenmem, beslenmem, o döngünün devam etmesi lazım. Bunları hep niçin söylüyorum? Müze gezilerinde buna da dikkat etmek gerektiği için. Özellikle miniklerle gidildiği zaman kan şekeri diye bir şey var. Onların düşmemesi lazım. Meyve suyu mu götürüyorsunuz, kek mi götürüyorsunuz, ne götürüyorsanız yanınızda bir şekilde o geziden keyif almak gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam Bir dipnot. ötesinde binlerce eser sergilenip aslında yüzlerce metrekarelik bir kapalı alanın içerisinde öyle kalabalık kafilere geldiğinde insani ihtiyaçları hakikaten düşünmek lazım. Hatta Kesinlikle. engelli ihtiyaçlarını düşünmek lazım. Merdivenlerden inmeler, çıkmalar, rampalar vesaireler detaylarımızı düşündüğümüzde sadece eserin sergilenmesi değil, insana sunulan hizmet kalitesi de çok kıymetli. İstanbul'da belki yaşadığımız sıkıntılardan tarihi müzelerdeki, büyük müzelerdeki hatta en büyük problemlerden bir tanesi o. İçeride binlerce insan var Topkapı Sarayı gibi kampüslerde ama lavaboya gidecek yer meselesi çok kısıtlı mesela. Ne Yani kadar kötü bir şey ya. onları oturup düşünmek lazım. Evet. Hele hele pandemide insanların uğrayıp ihtiyaçlarını giderdiği yerlerin çok da temiz, hijyenik olması gerekiyor. Bunu da vesileyle hatırlatmış olalım. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Bu çok es geçilen bir konu bu. Kesinlikle. Halbuki çok önemli. Aa, British buraya gelmiş. İşte burayı görünce çok heyecanlanmıştım. Geçiyorum bu duygularımı. Lütfen oradan oraya copy paste yapabilirsiniz. Aferin. Evet. Orta Çağ Müzesi Metlika, Slovenya'da. Şimdi burada bu Orta Çağ evi bizi iki kişi görevli karşıladı böyle o kıyafetlerle. Burada işte şu sert saçak mı diyeyim, bu çalı mı diyeyim? Hani süpürge Çalı süpürgesi. çalısı. İşte ondan şöyle Öyle yumuşacık yumak yaptı. Vura 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 vura. Yumuşacık ipek gibi şöyle yaptı şunları. İp oluyormuş bunlar. Evet. Eğirdiler vesaire. Sonra atölyeleri var. Burada işte kocaman örgülerle sen de bunu deneyimleyebiliyorsun. Bu da dönem müzeleri açısından. Yani daha önce de hiç Orta Çağ Müzesi'ne gitmedim bu şekilde. O dönemin içeceğini ikram ettiler bize. Bu kadar burada yaptığımız şey. Mekan da çok güzelmiş hocam bu arada. Mekan çok güzel. Zaten şey Slovenya çok güzelmiş. Çok yeşilmiş. Bu kadar olduğunu ben bilmiyordum. Yani ormanın içinde bir alan. Öyle Evet. söyleyeyim. Burası gösterdiğim müzelere yani 5 basar diyeyim amiyane tabirle. 10 basar. Buradan da Sayın Zafer Derin hocama çok teşekkür ediyorum bir İzmirli olarak. Şu müzeyi kazandırdığı için. Burada ne oluyor biliyor musunuz Erol hocam? Şimdi öncelikle siz kapıda size deri, neolitik dönem bir kere bu. Neolitik dönemi yaşıyorsunuz bir gün. Kapıda size şu deri kıyafetleri giydiriyorlar. O zaman Ve hiç metal boynunuza... nesne yok hocam burada, öyle mi? Efendim? Hiç metal nesne yok diyorum o zaman burada. Yani Neolitik dönemdeyse. belki son dönemleridir, onu bilemeyeceğiz. Fazla tarihçilerle uğraşılmaz aslında. Normal sıradan insanlar gelsin yani. Eyvah. Gelsinler. Normal bildiğimiz gibi anlatalım yani Neolitik dönemimizi. O canım yerleşik hayata geçikliği, tarım ürünlerini vesaire anlatalım. Yani şu
sazlıklardan çatıyı görmüyor musunuz? Tek önde giriş var, camı yok, bir şey, penceresi yok, bir şey yok. Neyse, şimdi bu deri kıyafetleri giydiriyorlar. İsim takıyorlar size. İşte doğadan esinlenerek. İşte neşeli ceylan, zıplayan ceylan, sarı papatya vesaire gibi. Orada hocamız ya çok renkli zaten. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi. İzliyorsa selamlarımı, saygılarımı iletiyorum Sayın Zafer Derin. Ben burada en başarılı öğrencilerimi götürmüştüm. Ve mesela şurada buğday taşla öğütüyoruz buğdayı. Ve o gün mesela öğle yemeğini buğday pişirdik ateşte. Av filan yapılıyor. Bildiğin zaman yolculuğu gerçekten. Ve sonrasında bu daha ilk pilot çalışmalardı. Sonrasında ziyaretçi merkezi de açıldı. Devasa bir bina, zaten ödüllü bir bina. Bornova Belediyesi ile birlikte çok güzel işler yapılıyor. Gerçekten bu kadar müze gezdim. Hani etkinlikle birlikte olduğu için dünya standartlarında bir mekan olduğunu düşünüyorum. İzmir'e Kıyafetler çok geldiğinizde etkileyici organize bu arada. ederiz. Efendim? Kıyafetler de çok etkileyici diyorum bu arada. Yani o deriler, evet, biz de Evet. topuklu ayakkabılarımızla. Çok güzel. Hocam iki mesajımız daha var. Sayın Arsi Aksa diyor ki çok güzel bir uygulama. Hem bir öğretmen hem de tarihçi olarak çok mutlu oldum. Gaziantep ilimizdeki müzeler de çok etkileyiciydi diyor. Özellikle Oyuncak Müzesi ve Savaş Müzesi'nden çok etkilenmiş meslektaşımız. Yine İlker Kahraman hocamızın selamları var. Diyor ki mimarlık müzesi yapıyoruz, Gülşen hocamdan destek isteriz diyor. Her zaman seve seve. Kendisi Mimarlar Odası Başkanı bu arada İzmir'de. Evet. Özellikle bu yapılaşmalarla ilgili, bu deprem konusunda da çok önerileri ve eleştirileri de olmuştu. O mimarlık müzesi, şu anda heyecanlandım ben. Seve seve inşallah. Keşke bir katkım olsa. Ne güzel bir Olur şey olur. hocam, harika da olur. Neden olmasın? Tabii ki. Buyurun hocam. Burada bir şeye, aslında güzel bir şey hatırlattı. Bakın mimarlar, mesela şimdi az önce müzelerden bahsettik ya, kimin ilgi alanı diye. İşte mimar. Şey mi Evet. diyeceğiz? Hayır, tarihçiler ilgileniyor. Siz ilgilenmeyin mi diyeceğiz? Mümkün değil. Mesela. İşbirlikleri, etkileşim vesaire diyoruz ya, o özellikle farklı disiplinlerin işbirliği ve el birliği çok önemli. Kamu desteği çok önemli. STK'lar çok önemli. Yurt dışında tabii STK'lar daha farklı bir statüleri var, öyle söyleyeyim, ama biz kamu desteğine çok ihtiyaç duyuyoruz, öyle söyleyeyim. Yani Evet. benim deneyimlerim bunu söylüyor. Başkanıma da tekrar teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ben birinci dersin sonuna geldik. Nedenlerimi özetliyorum. Yani benim enlerimin nedenleri, gerekçelerimi özetliyorum. Ne dedik? Bazı müzeler duygu anlamında beni etkiledi. İşte haz verdi, acı verdi, hayal alemine daldıran oldu, dinginlik verdiren oldu. Bazılarında dönemi yaşadım, empati yaptım, Orta Çağ'daki ve Neolitik dönemdeki gibi. Kiminin nesnesi, objesi, görseli beni etkiledi. Kiminin fiziki yapısı beni etkiledi. Kiminin teknolojiye uzaklığı, duruşu etkiledi. Yani çok kullananda etkilendim, sıfır kullanandan da etkilendim. Kiminin yani kimine gösterilen ilgi etkiledi. Şimdi buna da şöyle bir vurgu yapmak isterim. Çevre etkiliyor insanı. Yani gezdiğin grup etkiliyor seni. Yani objeye bakış açını değiştirebiliyor. Bu çok önemli. Yani ben orada Neolitik dönem gezimizi başarılı öğrencilerle yaptım. Ve çok keyif aldık. Çünkü öbür türlü ilgi duymayan öğrenciyle gittiğin zaman bazen hani dikkat süresi azalabilir, senin kadar zevk almayabilir, ilgi duymadığı bir şeye zorla gün boyu, çünkü orada olacağımızı biliyorsun. Dolayısıyla yani bu gittiğin ekip çok önemli diye düşünüyorum. Kimisi merak uyandırdı, gezdikten sonra beni araştırmaya, bilime yöneltti, Bedia Kartürk Müzesi örneği gibi. Yine kendi kendime gezdiğim ya da işte tarih öğretmenleriyle gezdiğim müzelerle, tarih öğretmeni olmayanlarla gezdiğim müzelerle, yapılandırılmış etkinlikler yaptığım müzelerle, yani bu müzelerin hepsiyle birden çok böyle duygularım şekillendi bu durumlara göre. Cümleyi kuramadım ama son cümle siz artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Harika bir paylaşım bence. Aynı zamanda etki alanlarını ve etkileyen unsurları şöyle sıraladığımızda tekrar bir okul dolusu öğrenciyle gitsek bile mesleğimiz öğretmenlik olduğu için biz kendimizden örnek veriyoruz. Mutlaka her bir bireyin, her bir öğrencinin etkileneceği çok farklı faktörler de var. Aslında bu şekilde bir yorabiliriz biz bu mevzuyu.
Çok doğru. Evet. Çok doğru. Şimdi ben bir de aslında şeyi de düşünmüştüm, onu gerçekleştiremedim. Tarihe ilgi duymayan öğrencilerle gitmek, başka yerlere ama. Hani ona göre müze seçeceksin, ona göre bir sınırlama koyacaksın, ilgi uyandırmak adına. Yani ters yönlü amaçlar da olabilir. Hani illaki ödül amaçlı değil de Evet. bir yandan da ilgi uyandırma amaçlı da olabilir. Sonuçta eğer ki müze bir ilham kaynağıysa ve her alanda bir ilham kaynağıysa, haz vermeye hedefliyorsa, sonuçta insanoğlunun illaki bir alana merakı vardır. Ve öğretmenin görevi de ya da ne diyelim, öğretmen bunu yapabilecek yegane kişidir aslında. Bir Kesin. insandaki ilgi alanlarını keşfedecek, bana göre yegane kişi, aileden daha çok diye düşünüyorum. Peki. Hocam harika. Etkileşimli müze atölyesi. Atölyemizde neler var? Şimdi bu tabii ikinci dersimize geçmiş oldum. İlk önce bunlar Evet. benim hazır bulunuşluğumu oluşturan, bu atölyeyi hazırlayana kadarki hazır bulunuşluğumu oluşturan deneyimlerim de aslında sanki. Şöyle bir baktığım zaman. Etkileşimli müze atölyesi, o da 2018 yılıydı. Buca Bilim Şenliği 4007 TÜBİTAK projesi kapsamında yaptığımız bir atölye çalışmasıydı. Şimdi bu etkileşimli müze atölyesinde de Buca Göç ve Mübadele Ana Evi'ni kullandık. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Daha evvel bir Rum eviymiş. Burada da şimdi ben biraz hazırlık, yani bu materyalin hazırlık aşamasından bahsetmek isterim. Bu tabii hazırlık aşamasının son günü. Ertesi gün şey yapılacak, atölye başlayacak. Hazırlığın da hazırlığı var tabii ki. Şimdi nasıl bir çalışma planlarım diye düşünürken, tabii ki biz hep diyoruz ya, çocukları geziye de götürürken önce siz bir gidin görün. Nelere vurgu yapmanız gerekir? Ya da nelere daha böyle teğet geçmeniz de olur? Hangi etkinlikler sizin çocuklarınız için daha iyi olur? Çünkü hani hekimlerimiz hep der ya, hastalık yoktur, hasta vardır diye. Şimdi bazen ben bu eğitim konuşmalarında dikkatimi çeken bir şey var. Tabii biraz yapı meselesi, tekrar altını çiziyorum. Mesela deniyor ki işte, etkinliğimizin şu dakikasında şunu yapacaksınız, şu materyali uygulayacaksınız, şunu şu tonla söyleyeceksiniz gibi. Hiç bana göre değil o. Yani Bu ben etkinliğimin o saatini ayarlayacağım, hangi sınıfta olursam olayım. O dakikada o anekdotu paylaşacağım, o dönütü almayı. Yani böyle bakmamak lazım diye düşünüyorum. O bizi geriyor, kasıyor diye düşünüyorum. O materyaller nedir? aslında o materyaller bir pusula, bir rehberdir. İlham referanstır. verir. Öyle diyelim. Nasıl? Referanstır yani. Sadece bir kılavuzdur. Yani kılavuzdur. Tamam, onu uygula. O anekdotu Evet. da kullan. Ama her sınıfta o dakikada o şeyi uygulayamayabilirsin. Kalırsın öyle. Hadi yapamadın onu. Çocuk, çünkü başka bir önceki etkinlikte kaldı çocuğun aklı. Soru sordu diyelim. Ne yapacaksın? Yok, sırası değil. Canım şu anda, şu dakikada, şu anekdotun yeri. Kusura bakma, bay bay diyemeyiz yani çocuğumuza. Dolayısıyla ben öğretmen genç meslektaşlarım özellikle, yani bir materyale baktığınız zaman kendinizi kasmayın derim. İnanın bir adımı bile, mesela ben şu adımından başlayayım deseniz bile, o yani ilham verici olarak bakın. Müzeleri niye seviyorum? Hani ilham verici kelimesini, o deyimi seviyorum. Çünkü ilham vermedi. Yani hem ilham veren de hem ilham alan da bir yüceltme oluyor orada. Şimdi ilham veren kişi ne oluyor? Ben deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun, siz de daha ileriye taşıyın. Ben de göreyim. Ben de kendim, ya bir döngü var orada. İlham alan ne diyor? Ben de yapabilirim. Ben de değerliyim. Evet, bana ışık verdin. Ben de buyur buradan yakayım gibi. Hep ben böyle bakıyorum olaya. Hiçbir şey tırnak içinde Kur'an ayeti değil. Ne materyaller öyle, ne başka şey. Hep kendi sınıflarınıza göre, kendi öğrencinizin profiline göre, en önemlisi kendi karakterinize göre uyarlayabilmelisiniz. Zaten sen zevk almıyorsan, ya ben kendi zevk almadığım şeyi asla yapmam, onu da söyleyeyim. Önce ben zevk alacağım ki, zaten çocuk anlıyor ki onu. Öğrenci her şeyi anlıyor. Sen önce zevk alacaksın ki çocuk da bunu görsün, enerjin ona yansısın diye düşünüyorum. Velhasıl kendi materyallerim için konuşuyorum en azından. Yani değerli arkadaşlarım, mesela bazen geliyor bana, hala benim yıllar önce yaptığım çalışmalardan da, mesela şunu şöyle yapamadık böyle filan.
Bazen şaşırıyorum ama bazen de görüyorum. Herhalde bazı arkadaşlar daha matematiksel mi düşünüyor, formülasyon yapıp yani kendini daha mı iyi hissediyor acaba? O deneyimle edinilecek bir şey düşünüyorum. Bu konuyu çok uzattım galiba. Erol hocam siz beni Yok, uyarınız. Çok estağfurullah hocam. konuşuyorum. Şimdi aslında Takılıyorum çünkü. çok çok önemli bir detay o. Yapılan etkinlik kılavuzlarının, yönergelerin tamamıyla uygulanıp uygulanmaması mevzu. Çünkü belki bir ihtiyacı çözmek için üretiliyor ama ortama göre, kişiye göre, topluluğa göre, psikolojiye göre, o günkü hava durumuna göre, mantaliteye göre olay çok farklı değişkenler arz edebiliyor. Tabii ki durum, akış da o zaman değişiyor. Biz uygulama yönergelerini makine öğrenmesinde kullanıyoruz. Yazılımcılar kullanıyor. Diyor ki Doğru. 10 RAM, 15 FOM, 20 GOTY, 30 ENT, ondan sonra programdan çık diyor. Şimdi bunu insanoğluna, insan evladına yapmanız mümkün değil yani sonuç Evet. itibariyle. Tabii ki bir başlangıç noktası var, bir akış var, bir çıkış var o etkinin içerisinden ama orada insanlarla beraber olduğumuzu, bir insan topluluğuyla hatta o topluluğun da kendine özel bir kültürü varsa bireylerin oluşturmuş olduğu o yapıyı da dikkate alarak da ihtiyaca cevap verebilecek bir akış sunmak gerekiyor işin açıkçası. Kesinlikle. Hatta gerektiğinde o akışın içerisinde kendimizin de kapılması ama kaybolmaması gerekiyor. Ha, işte şimdi daha güzel bir noktaya geldik. Evet. O kılavuz neden var? Kaybolma diye var. El Aynen. yordamıyla yapma diye var. Çünkü seni süren belli. Biz bir ders saati içerisinde yapacağın şeyler sınırlı zaten. El yordamıyla yapıp da ben kendime göre yapayım, şöyle gideyim, böyle gideyim değil. Eğer ki pilot çalışma yapıyorsan onu da öğrenciler bilsin. Bakın çocuklar, siz şu an alanda bir pilotun parçasısınız. Daha iyiye götürmek için diye. Gerçekten daha çok motive oluyorlar. Evet. Bu değerlendirmelerin ardından ben hazırlık aşamasına devam edeyim. Şimdi şu ekibi tanıtmak istiyorum. Değerli kardeşim Aziz Hocam, edebiyat öğretmeni. Şimdi bu müze etkinliği olunca ben tabii dramasız olmaz diye düşündüm. Kendisi ödüllü bir yazar aynı zamanda. Çok güzel eserleri de var Aziz Hocam'ın. Drama konusunda da çok iyi. Destek istedim kendisinden. Tabii o da seve seve destek oldu. Ayşe Hazal Beytaş da Mübadele Evi'nin sorumlusu, birim sorumlusu diyeyim. Şimdi normalde ben şöyle yapayım. Görünüyor mu? Tek ben Ayşe Hanım'ı çıkarttım gibi düşünüyorum. Oluyor mu? Yani şunu kestiğimi düşünün. Ben böyle düşünmüştüm. Evet. Yani ben dedim ki gittim Ayşe Hanım'a, böyle böyle bir şey düşünüyorum. Tabii ki o yazışma boyutu da var. Hani kamu kurumuna gidiyorsun. Ben o sırada proje ofisi koordinatörüydüm. Rahat yaptık, izinlerimizi çok rahat aldık. Ama öğretmenlere de yani gözleri korkmasın. Biraz o prosedür fazla bizde. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne gideceksin, şunlar şunlar gelecek, izin alacaksın. O tarih, yani o saatler arasında olduğu bilinecek ki gruplara başka gruplar girmesin diye. Küçük bir yer sonuçta. Ve sonuçta işte belediye ile okullar arasında bir yazışma olması gerekiyor. Şimdi Ayşe Hanım o kadar nasıl desem, her taşını o kadar iyi biliyor ki müzenin. Ya buradaki kıyafetlerin, o gelen, ya bir düğmesinin bile hikayesini biliyor. Şimdi biz daha evvelden tanıştık ya. Normalde ben mesela atölye lideri olarak giriş konuşmalarını falan ben yapıyordum. Benim kendi materyalime göre. Ben Ayşe Hanım'la tanıştıktan sonra rica ettim ondan. Ya dedim, sizin gibi ben anlatamıyorum. Yani o ruhuna giremiyorum. Destek olur musunuz dedim. Seve seve kabul etti. O, benim için de güzel bir deneyim olacak dedi. Bakın burada aslında ben bunu neden ona söylemeye cesaret ettim? Çünkü ben yabancı ülkelerde görüyorum. Müze sorumluları yapıyor o işleri. Evet. Yani müze görevlileri yapıyor. Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi şair ruhlu bir insan zaten. Ama dediğim gibi o müzedeki objelerin hepsini o kadar iyi hakim ki duruma. Ve hikayeyi de çok güzel anlatıyor. Yani çocuklarımızı hiç sıkmadan hikayenin özüne inerek çok dokunaklı bir şekilde anlatacağını düşündüğümüzden dahil ettik onu da. Dolayısıyla aslında tarih öğretmeni olarak başladım. Sonra bir kısır geldi. Drama yapalım diye edebiyat öğretmenimden rica ettim. Daha sonra da müze sorumlusuyla tanıştıktan sonra onun da desteğini istediğim, ne anlatıyorum ben şimdi? Zümreler arası işbirliğini anlatıyorum. Her zümre toplantısında yazıyoruz ya, işbirlikleri diye ezber kes yapıştır. Değil aslında. Aslında en Hocam, güzel ders dışı etkinliklerle oluyor işbirlikleri. Kesinlikle. zümreler arası işbirliğin ötesinde aslında çok güzel vurgular da yaptınız hocam. Tabii. Öncesinde bir keşif var.
imkanların ne olduğunu görmek, değerlendirmek söz konusu aynı zamanda. Keşiften sonra yakalamış olduğunuz imkanları da sürecin içerisinde dahil etmiş olduğunuz müthiş bir burada idareci ve aynı zamanda lider de var. Onu da vurgulayalım. Teşekkür ederiz diyelim. Eyvallah. Ama ben burada özellikle dediğim gibi hani okullarda da ben şimdi burada kaymakamlıkta çalıştığım için o imkanlarım daha fazlaydı. Öğretmenken de diğer zümrelerimle çok işbirliği yaptım. Onu vurgulamak istiyorum. Yani biz sadece diyorum ya zümre toplantı sonaklarında hep böyle fix menü yazarız. Aslına baktığın zaman müfredatta mesela Tanzimat dönemi. Ben Tanzimat dönemini anlatırken arkadaşım da Tanzimat edebiyatını anlatıyor. Aslında Aynen. paralel gidiyor. Müfredat çok güzel aslında. Paralel gidiyor ama farkında değiliz. Ama gene de Hazırlayanlar zaten dikkat ederek hazırlıyorlar. evet ama uygulamak için de diyorlar ki 2 saatte sıkıştıracaksın tarihi. Kim yapar onu? Tanzimat dönemini ben vaktinde yetiştirdim hatırlamıyorum. Kimse kusura bakmasın. İngiltere'de bir yere gittik. İşte dedi ki benim çocuklarım işte kaç 10-14 yaş grubu arası şöyle şöyle mektuplar yazdılar bilmem ne savaşı için. Çok beğendim ben de. Ay dedi nasıl yaptınız vesaire. 3 ay. Mektup yazma etkinliği 3 ay ayırmış. 3 ay ayırmışlar. Ya dedim nasıl bir müfredat sizinki? Ben Çanakkale Savaşı'na 1 saat ayırırsam keyifleniyorum. Ay diyorum ne kadar çok zaman oldu diye. Ya olacak iş mi? Ya gerçekten soruyorum. Yani biz her şey, o yüzden ben diyorum hani zümre işbirlikleri ya her şey kes yapıştır oluyor. Bunun tek sorumlusu hani uygulayanlar değil. Yani o süre hiçbirimize yetmiyor zaten. Yani onu nasıl vereceğiz biz o kadar bilgiyi? Öbür taraftan diyorum ya 3 ay bir savaşa ayırıyor, ona mektup yazmayı koyuyor, gezi koyuyor bir konuya. Bir sürü kazanımında bir sürü beceriyi geliştirmeye yönelik. Evet. O yani bilgi, kavrama, analiz uygulama bir sürü şey yapıyorsun diyorum ya. Ben o koskoca Çanakkale destanını 1 saatçik ayırabilirsem çok mutlu oluyordum. Açıkçası buna da bir dipnot düşelim. Hocam bu arada Yetkililerden kim var? Nurcan Hoca var. Nurcan Hocam orta öğretimdesiniz sizi söylüyorum. aslında çok yetkili arkadaşımız var. Değerli, kıymetli idarecilerimiz de var aralarında. Sayın Yusuf İnceoğlu paylaşımlar için teşekkür ediyor. Çok güzel paylaşımlar diyor bizim için. Çok teşekkür ederim Yine müdürüm. Sayın Taha Akmehmet de kolaylıklar diliyor. Çok kıymetli bir velimiz de aynı zamanda kendisi. Selamlarımızı iletelim biz buradan. Tüm izleyenlerimize ayrı ayrı. Çok Hocam teşekkür buyurun. ediyorum ben de. Şimdi hazırlık aşamasında ne demiştik? İşbirliklerin önemli. Burada Evet. işbirliği vurgusu yaptım. Şimdi bu çocuklarımız kim? Atatürk Spor Lisesi'nde ben müdür yardımcısıydım. Aziz hocam da zaten orada edebiyat öğretmeni. Bu çocuklar da benim bütün pilot çalışmalarımda destek olan çocuklarımız. Ben kaymakamlıktayken de yani hep sorarlardı hocam tarihle ilgili bir şey yapılacak mı, yapılmayacak mı? Biz de girelim. Bu çocuklar sporcu çocuklar. Kültür dersleri zaten yetenekle alınan bir okul. Evet. Yetenek sınavıyla alınan bir okul. Kültür dersleri onlar için yani var neden var diye sorulan dersler. Ve düşünün edebiyat branş dersi Aziz Hoca'ya bayılıyorlar. Yani neden acaba? Değil mi? Yani demek ki hani çocuğun kalbine dokunuyorsun. Yani Kesin. sen yerinde duramayan çocuklara bir şeyler yapıyorsun. İşte bu çocuklar drama yaptılar. Normalde spor lisesinde drama ne alaka da denilebilir belki. Yani bazı zihinler için diyeyim. Bu çocuklarım dramada destek olan çocuklarımızdı. Mesela şu kızımız hemşire rolü için onu seçtik ve hemşireye de görev verdik. Sen anlatacaksın dedik karantinada olanları. Yani şimdi mübadele sırasında bir ülkeye girişleri oluyor. Tam giriş olmadan önce karantinaya, tahafuzhaneye alınıyorlar. Orada yani hamama sokuluyor. Oradan sonra çıktıktan sonra işte belli bir bekleme süresi. Burada sen orayı anlatacaksın. Yani zaten bu hazırlık günü gittiğimizde çok heyecanlandı. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Birinci günün ilk uygulamasında çok heyecanlandı. Son gün o buyurun hoş geldiniz diye karşıladı misafirleri. Yani burada bu öğrencilerimiz için de bu işte materyalin uygulanması yani görevli öğrencilere de ayrı bir başlık açmak gerekir. Kim ne kazandı kazanımlar noktasında. Evet, herhalde bu slaytla ilgili bu kadar konuşmak yeterli. Geçiyorum. Evet, şimdi uygulama günümüz. Ben artık şimdi ders planımı anlatıyorum size. Bu müze evinin girişi. Daha doğrusu ana evinin girişi.
Birinci adım da girişte gerçekleşiyor. Yani çocukları içeri almadan evvel. Bu arada bu etkinlik üç atölye oldu dedim ya. Evet. Spor lisesine uygulandı, Anadolu lisesine uygulandı, bir de ilkokullara uygulandı yaş grubu olarak. Şimdi ben değineceğim yaş grupları ile ilgili ne gibi farklılıklar olduğunu. Girişte plakalar var. Mübadele ile ilgili bilgi plakaları var. Zaten açıklamalarımızı da yapıyoruz. Özellikle işte ana evi nedir, müze nedir, nasıl gezilir, mübadele ne demek? Sizce bu atölye nasıl, atölye demek ne demek? Yani böyle bir ısınma, fikir alışverişi, bilgi alışverişi vesaire. Ama özellikle mübadele konusunda daha sonra bir tık daha bilgilendirme yapılarak birinci adım tamamlanıyor. Ve çalışma yaprağı, 5D1K çalışma yaprağı veriliyor. Burada o bilgi plakaları var dedik ya giriş bölümünde. Yani şuralarda hep bilgi plakaları var. Ellerindeki bu çalışma yaprağına göre ikililer soruları yanıtlıyorlar. Yani o bilgilerde geçen kişileri, olayları, tarihleri, nedenlerin içinleri, nasılları kendileri yapıyorlar. Daha sonra tabii bunların dönütleri alınıyor. Dönütlerini alan atölye lideri de yine 5'ine 1K sorularıyla dönüt alıyor. Şimdi içeri girdik, zemin kata geldik. Zemin katta 3 oda var. Bekleyiş, vapur, gelenler, gidenler. Bu ilk olarak buradaki ya bu odaları geziyor katılımcılar. Daha sonra da ikinci çalışma yaprağı dağıtılıyor. Beni bul. Tabii bu materyaller değiştirilebilir, çoğaltılabilir vesaire. Verilen süre içerisinde öğrencilerin bu objeleri bulmaları istenir. Tabii ki bu kutucuklara nerede bulduklarını yazıyorlar. İsteyen fotoğraflarını çekiyor. Ve grupların çalışma kağıtlarını birbirleriyle paylaşmaları istenir. Yine profile göre hani en çok ilginizi hangi obje çekti? Sizce hangisi olmasa da olurdu gibi hani bu en soruları sorulabilir. Geldik üçüncü adıma. Ara kat, bir üst kat. Burada hemşire karşılıyor. Bu arada her katta, her odada özellikle bazı bölümlerde Ayşe Hanım'ın ön bilgilendirmeleri yapılıyor. Onu da atlamayayım. Evet. Hemşire bilgi veriyor. Diyor ki böyle böyle yapacaksınız, şöyle yıkanacaksınız, şöyle gideceksiniz, buradan sonra şunu çıkaracaksınız. Tabii pandemi yoktu o zaman. O sabunlar vesaire görülünce yani kendiniz nasıl hissedersiniz diye sorduğumuzda yani düşünün dedik kaç saatlik yoldan geliyorsunuz, yeni bir ülkeye gireceksiniz. Sizi böyle yıkamaların ne hissedersiniz? Birisi dedi ki hocam gerçekten çok şanslıyım ben dedi. Kendimi çok şanslı hissettim dedi. Yani böyle bir dönemde yaşadığım için. İşte birisi dedi insanlıktan çıkartıyorlar insanı ya, mırıldanıyorlar bazıları öyle durumlar oluyor gerçekten de hani birçok bu mübadele sadece mübadele mesela mültecilerin yaşadığı şeyler başka bir ülkeye gidiyorsun kendi vatanından ayrılıyorsun burada kendi vatanına geliyorsun aslında Türksün başka bir yerden geliyorsun ama orası da senin vatanındı İzmir'de yaşayan Rumlar hala gözleri yaşlı dinliyorlar İzmir şarkılarını öyle değil mi oradaki Rum evi. Evet. Yani çok acıklı hikayeler var aslında. Biz kağıt üzerinde tamam mübadele oldu, protokol yapıldı, şu oldu, bu oldu ama insana bir indiğimiz zaman ne kadar acılar yaşanmış. Aslında şey var hocam, bu son dönemde bundan gerçi 10 yıla yakın bir süreç geçti ama babam ve oğlum filmi girmişti vizyona, hatırlarsınız Evet, Kağıdın tabii falan. ki. Çok O güzel film. filmin girişinde, Yapıt'ın girişinde bu karantina meselesini, mübadil meselesini çok dramatik olarak canlandırmışlar. Belki bir Evet. dakikalık bir görüntü değil ama hala böyle hafızalarda yer edebilecek kadar çok ciddi mesele işlenmiş. Bu da Evet. Yusuf Uçarcıoğlu, iyi yayınlar diliyor bize kıymetli hocam. Teşekkür Şimdi ederim bizim o arkadaşıma. sabunları arz ettiniz ya, herhalde biz onu Nisan ayında o sabunları görseydik yağmalardık diye düşünüyorum. Yok, dezenfektan koyardık o zaman. Sabun değil. Yani o şekilde olurdu. Evet. Yine bunlar da belli dakikalar verdik ama gruplara göre değişiyor. Az önce dediğim gibi hani biz burada sadece yol göstersin diye dakikaları verdik. Karantinadan da çıktık. İkinci kata. İkinci katta kostümlü gösterici. Şimdi burada da Aziz Hoca özellikle şunu söyledi. Yani beni de zor ikna etti biliyor musunuz? Ben daha önce şey demiştim. Yani katılımcılar soru sorsunlar. İşte sen kimsin? Niye geldin?
kimle geldim vesaire diye. Sonra işte Aziz Hoca dedi ki zaten o kadar bilgi yükü olacak. Orada kostümlü gösterici olsun onlar dedi. Ve inanın bu çocuklarım ki ben o kadar muzırlık yaptım. Hareket etsinler, gülsünler. Asla. Bir gram gülmediler. Ve ya çok çok etkileyici oldu. Aziz hocam ben tekrar teşekkür ediyorum diyorum ya ben bir tarih öğretmeni gözüyle hep işte hayır çocuklar onlara sorsun da şunu olsun da bir de bunu da yapsınlar da bazen sadelik en güzeli. En güzeli. Burada da çok güzel oldu. Burada bekleyiş kucağında bebeğini taşıyan anne ile dede. Burada üç oda var. Ben de bu arada zihnimde hatırlamaya çalışıyorum odaları. Çocuk olmak, geleceği kurmak ve geçmişe sarılmak. Şimdi buradaki aslında bekleyiş. O vapurun önündeki bekleyişti. O kadın çocuğuyla orayı bekliyor. Daha sonra ikinci katta ya çocuk olarak çıkıyorsun. Çocuk olarak da bekliyorsun. Orada çocuk kıyafetleri falan var o ikinci katın odasında. Dediğim gibi keşke onu da koysaymışım. Her odayı yani daha güzel anlatabilirmişim. Orada da yine hangi çocuğun hangi kıyafeti bunlarla ilgili Ayşe Hanım bilgilendirmeler yapıyor. Daha sonra şu oda geleceği kurmakla ilgili aslında. İnteraktif oyun müzenin kendi içinde var. Bizim koyduğumuz bir şey değil. Mıknatıslı burada işte objeler üstünde yazıyor. İşte takı, kitap, fotoğraf makinesi, iç çamaşırı. İşte deniyor ki sen yarın gideceksin. Valizine hangilerini alırsın? Ama tabii büyüklükleri var. Hepsini alamazsın zaten. Sığdırman da lazım. Burada da şimdi önce bir öğrenciyle gösteriliyor. Hani gel bir göster bakalım hangisini alırsın? Şunu alırım, bunu alırım. Daha sonra işte bu aktif öğrenme dediğimiz şey nedir? Hani birisi yapsın biz de izleyelim olunca aktif olmuyor aslında. Çok karıştırılıyor bu meslektaşlarım tarafından. Hani aslında aktif öğrenme yaptık biz diyor. Bir öğrenciye yaptırdın, öbürleri izledi. Aktif değiller onlar. Sen aradan bir çekil. Bırak, serbest bırak. Çocuklar kendileri incelesin. Ben ne götürürüm desin. Orada da bavulumu ona koyardım etkinliğinde. Yani çocuklar illaki herkesin huzurunda hadi bakalım alkışlayalım sen bunları mı alırdın, niye alırdına gerek yok. Birbirleriyle tartışsınlar. Ama hepsi aktif olacak. Aktif öğrenme dediğimiz şey bütün sınıfın olayın içine yani etkileşmesi anlamında böyle değerlendirmek lazım. Zaten daha sonra bunların hepsi konuşulabilir. Sen ne seçtin? Neden onu seçtin? Niye gittin? Niye geldin? Vesaire. Bunlar karşılaştırmada yapılır. Hem çocuğun kendisini ifade etmesi ve değerli de hisseder çocuk kendini. Çünkü orada seçilen çocuk dışındakileri dışlamış oluyorsun aslında bu güzel etkinliği Tabii. yaptırmayarak. Hepsine görüş, hepsine değer vermeyince, hepsine zaman ayırmayınca o şekilde de algılanabiliyor. Hocam Evet. burada Ankara'dan çok kıymetli akademisyen, tarih eğitimcisi aynı zamanda Sayın Hasan Işık hocamızın iyi yayınlar dilekleri söz konusu. Biz izleyicilerimizle paylaşalım buradan. Hocamıza yine teşekkürlerimizi sunarken kendisinden biz hizmetçi eğitimlerde özellikle sanal müze kullanımı, aynı zamanda bir günlüğüne arkeolog olalım gibi pek çok müzecilikle ilgili etkinlikleri alma, paylaşma, kendisinden istifade etme imkanımız olmuştu. Hocamızın çok kıymetli, çok farklı çalışmaları da var ama bu programla ilgili olduğundan dolayı hemen onları ilişkilendirebiliyorum. Biz de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz kendisine. Ben de aynı şekilde Işık Hocama çok saygılarımı, Işık olmaya devam etmesini diliyorum. Ve onu nasıl hatırlıyorum? Ben onu şu Ankara'daki müzedeki vazonun adı neydi? Onu canlandırmasını yaparken hatırlıyorum. Öyle mi? Evet. Neydi? Unuttum adını. Şu meşhur vazo vardı ya Ankara Medeniyetler Müzesi'ndeki. Hocamın şekilden şekle girerek değişik şekillerle o canlandırmaları yaparken hatırlıyorum. Çok keyifli sunumları var her zaman. Yani özellikle bu en son bir söyleşisini izledim. Türk algısı, dünyada Türk algısı diye. Yani Evet. gözlemler çok güzel. Bizi de gerçekten yani bize çok keyif veren bir sohbetti. Ben de saygılarımı iletiyorum Hasan Hocama. Evet, Hocamız dördüncü adımı teşekkürlerini da ifade ediyor. bitiriyorum dördüncü adımımı. Evet. Burada da yine mesela bu etkinliği, yani şu çalışma yaprağını ilkokullara vermedik. Bilim ağacı. Özellikle ana evindeki hangi bilimler yani o objeler yaptığı çalışmalar hangi bilimlerle ilişkili ise o etkinlikleri zihninden geçirmesini ve ilişkili olduğu
düşündüğü bilime bir tik atmasını istiyoruz. Daha sonra bu attığı tikler görüşülecek tabii ki değerlendirme oturumunda. Bunu Hocam daha bu çok lise arada öğrencileri için vazonun düşünüyorum. adı geldi, hatırlatalım tekrar. Sıcağı sıcağına sıcaklığını kaybetmesin. İnandık vazosuymuş. Evet, inandık vazosu. Benim için Hasan Işık demektir o. Yani onun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ne kadar etkileşimli izleyicilerimiz var. Harika. Demek Evet. ki vazo da çok etkileşime geçmiş hocam ki etkinliğe katılanlarla şu an üzerinden o kadar süre geçmesine rağmen hatırlayabiliyorsunuz. Kesinlikle. Aynen. Ha, nereye geldik? Şeye geldik. Ne kadar etkileniyorsak o kadar kalıcı. Aynen. Buraya geldik yani. O yüzden de bütün duyularımıza hitap etmesi lazım. Gözümüze, kulağımıza, koku belki, burnumuza. Onu hep atlıyoruz. Hani onlar unutulmuyor. Evet, bilim ağacına da bir güle güle diyelim. Beşinci adım. Yansıtma çalışması. Gene bu bence ihmal edilen bir konu meslektaşlarım tarafından. Bütün dersler için konuşuyorum. Kendi adıma ben 15 sene öğretmenlik yaptım sahada. Ya bir dakika bile olsa şu yansıtma değerlendirmesini yapmak gerekiyor. Şunu bile sorsak yeter. Çocuklar, bugünkü konudan ben çok iyi anladım diyenler, az anladım diyenler, orta anladım. Ya yani bunu bile yapsanız aslında genel bir dönütü, yani kafanızda bir fikir oluşur diye düşünüyorum. Benim en önemsediklerimden mi desem acaba, bilemedim. Yani bu birinciliğe oynar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ne verdim ne vermedim bunu görmüş oluyorsun somut bir biçimde. Burada da özellikle tam şimdi ben de yerinde duramayan bir tipim Erol Hocam. Dolayısıyla da hani kendim nasılsam biraz da çocuğu da öyle düşündüğüm için. Mesela burada bize önce dedik ki sandalyeler mi olsun, masa mı koyalım, atalım gitsin dedik. Minder koyduk. Çocuklar şimdi dördüncü adım bittikten sonra, yani o kadar bir yoğun şey var. Sonra bir ara verdik 15 dakika, meyve suyu, kek dağıttık. Ondan sonra seminer odasına geçtik. Ve seminer odasında artık istediğiniz gibi kalabilir miyiz? Kalabilirsiniz. Ayakkabınızı da çıkarabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz dedik. Şimdi ben bu etkinliği en çok ilkokullar sever zannediyordum ama benim çocuklara bakar mısınız, sporcularıma? Coşmuşlar yani. Müthiş. Çok beğen. Evet. Burada da rulo resim kağıdı serdik yere. Bir sürü boya koyduk yanlarına. Bugün neler öğrendim? Min cevabını istediğin şekilde ver. Bu liselilerin, bu da küçüklerimizin, miniklerimizin yaptıkları çalışmalardan, yani daha doğrusu bir kesit. Bu arada bu izinler alındığı TÜBİTAK sürecinde, o yüzden ben resimleri paylaşıyorum. Onun da dipnotunu vereyim. Evet, şimdi bu ilk günün resmi, bu ikinci günün resmi, bu da üçüncü günün resmi, rulo resmi. Sonra da bir hafta açık kaldı burası. Yani herkes izlesin, görsün diye. Gördüğünüz gibi çift taraflı bu resimler. Sağlı Evet. sollu bakılabilir. O şekilde. Bu arada da tabii ki olmazsa olmazımız anket de uygulandı. Ha, bir alternatif etkinlik koymuşum, onu unutmuşum. Yine şeye göre, öğrenci profiline göre yaratıcı yazmayla ilgili bir etkinlik konulabilir. Katılımcı kendisini ana evindeki herhangi bir kişi ya da obje yerine koyarak onun dilinden bir hikaye yazabilir. Ve bunu biz yapmadık ama onu söyleyeyim. Yani zaten çok yorucuydu, 2 saat. Hani belki Anadolu Lisesi öğrencileriyle yapılabilir gibi düşünmüştüm ama sonradan hani ekleyelim dedik alternatif olarak. Belki hani okulda yapılabilir, devam edilebilir diye düşündük. O yüzden öneri olsun diye yazdım. Değerlendirme kısmında da hem resim değerlendirildi hem de işte günün genel değerlendirmesi, listelemeyle, anahtar kelimelerle bin bir çeşit yolu var bunun da. Bu şekilde yapılır. Ve etkileşimli müze atölyesi, katılımcı görüşleri anketi. Burada da yani müzelerde özellikle enler soruluyor ya genelde. En sevdiğin neydi, en sevmediğin neydi, gerekli bulduğun neydi, sen olsan ne eklerdin? Yani bu zaten aslında sadece müzeler için değil, genel olarak sanki Her etkinlik için her yere uygulanabilir. uyarlanabilir değil Aynen. mi? Her Aynen. yere uyarlanabilir gibi. Burada da onlar soruldu. Sonuçlarına baktığımız zaman da katılımcıların %80'i daha önce hiç bu şekilde bir etkileşimli müze deneyimi yaşamadığını belirtmiş. Genel olarak etkinliği çok iyi bulanlar %70 olmuş. Mesela ben bunu çok az buldum, biliyor musunuz? Şaşırdım.
Niye böyle az bulunmuş dedim yani kendimce. Sonra dedim ki yani daha önce hiç yaşamamışlar. İyi bulmuşlar mesela %22 toplayınca %92 oluyor. Ama bu Evet. bana mesela o şeyden midir nedir? Aa, harika bir şey yaptım. İnsan nasıl bu kadar da beğenmez tarzı bir şeye girdim herhalde diye düşündüm. Hani bunu da iç sesimi size anlatmış olayım. Orta düzeyde beğenenler %8. Yani mesela burada da hiç beğenmeyen çıkmamış mesela. Ona sevinsene. Yok. Neden herkes çok iyi bulmamış? Oraya takılacağız. En çok hangi oyunlar beğenildi? Beni Bul'la Bavul oyunu çok beğenilmiş. En çok. Beni Bul oyununu hatırladınız değil mi? Evet, Objeleri vermiştik. evet. Şimdi Anadolu Lisesi öğrencileri 5'ine 1 kat tekniğine bayılmışlar. Bizim lise öğrencileri spor lisesi çok sıkılmış. Hani bir an önce içeri girelim, bir an önce içeri girelim. Zaten miniklerle çok fazla uygulanamamış bu. Ama Anadolu Lisesi öğrencileri çok beğenmişler, onu ifade etmişler. Akran anlatımını sevdiklerini belirtmişler. Özellikle bu hemşire anlatımı ile ilgili. Kostümlü göstericiler hepsinin en ilginç bulunduğu ve beğendiği etkinlik olmuş. Şimdi ben buraya takıldım tabii beğendiği etkinlik kısmına. Çünkü çok çocuk dürtmüş bu göstericileri. Hani bir şey yapsınlar diye. Onlar hiç yani gerçekten bunlar insan mı, canlı mı, manken mi, değil mi diye. Yani etkinlik olarak algılan, gerçi etkinlik bu ama hani o çocuklar da bunu oyunun bir parçası olarak aslında hani tesadüfen amacına ulaştığı gibi bir durum oluştu. Öyle söyleyeyim. Objelere dokunabilmek, en son hep birlikte oturarak ve uzanarak resim yapmak da çok hoşlarına gitmiş. Bunu ifade etmişler. İlkokul öğrencilerinden yazılı alınmadığı değerlendirmeleri sözlü olarak alındı. Özellikle heyecan verici, eğlenceli, öğretici vesaire bulmuşlar. Ve sevgi ve barış ifadeleri çok kullanıldı. Biliyor musunuz? O da benim çok hoşuma gitti. Yani liselerde de, miniklerde de özellikle bakın o savaş döneminde olmasına rağmen o insan hikayeleri, yardım hikayeleri, sevgi hikayeleri, birbirlerini kucaklayanlar, işte unutmayanlar birbirlerini vesaire, sevgi ve barış vurgusunu verebilmişiz. Çok güzel ki öyle bir amacımız da yoktu aslında. Hani bir sevgiyi verelim, barışı verelim diye özel bir amaç yoktu. Amaç müze içinde etkileşmekti aslında. Bunu da ifade etmişler. Görevli öğrenciler kendilerini çok değerli, mutlu ve bilgili hissettiklerini belirttiler. Bunu da çok önemli ve değerli buluyorum. Yani o bütün üçüncü günün sonunda hadi bir yemeğe gidelim dedik çocuklarımla görevlilerle birlikte. İşte bir tanesi yanıma yaklaştı. Hocam ben kendimi çok değerli hissediyorum dedim. Ya nasıl mutlu Muhteşem. oldum? Çok mutlu oldum Muhteşem. ki bu çocuklar milli sporcu. Ya sen zaten çok değerlisin. Evet. Ama şimdi hani sen sporcusun anlamazsın. İşte matematikten, edebiyattan, tarihten ne anlarsın? Değil. Sen kimsenin anlatamadığı, telaffuz edemediğimiz karantinayı anlatmıştın. Sen çok Gerçekten değerlisin. telaffuzu çok zor hocam. Tahaffuzhane derken bile ben Tahaffuzhane. bile yani Evet, meşhur koskoca Erol hocamız Kömür bile saygıyla zor anayım telaffuz buradan etti. Hüseyin Atemi gibi söylemek zorunda kalıyorum. Evet, bitmiş. Bu Hocam kadar benim paylaşacaklarım bitmeseydi diyecektim kesinlikle. Çok güzel paylaşımlar oldu. Bizim için çok kıymetli paylaşımlar oldu. Şimdi ben en sondan başlayayım isterseniz anket sonuçlarından. Görebildiğimiz kadarıyla öğrencilerin bizzat kendilerini içinde yaptıkları ve yaşadıkları uygulamalar hakikaten %100'ü bulmuş. Müthiş bütün öğretmen arkadaşlar için aslında müthiş referanslar da içeriyor çalışmanın neticesi. İnsani özellikleri çok ciddi manada değinilmiş ki evet. bu sevgi barış ifadeleri geliyor. Demek ki insanı eğitmek için insana insani duygular yüklemek için sınıfın dışında da çok rahatlıkla farklı şeyler yapılabiliyor, bulunabiliyor. Bu çok kıymetli bir paylaşımdı bu akşam bizim için. Çok teşekkür ederim. Farklı öğrenci grupları için farklı çalışmaların yapılması gerekliliği, hatta öğrenci gruplarından daha detaya inersek her bireye farklı içerik hazırlanması ihtiyacı çok zor da zahmetli de olsa bir gereklilik artık. 21. yüzyılın gerekliliklerinden bir tanesi. Bunu bütün eğitim bilimciler söylüyor, bizler de söylüyoruz. Yaş düzeyinin kesinlikle göz önünde bulundurulması gerekliliği sizin vermiş olduğunuz bilgiler ışığında yine ortaya çıkıyor. Görev vermenin bilinciyle öğrencinin kendisini değerli hissetmesinden muhteşem bir kalıcı eğitim nerede gerçekleşebiliyor ki Kesinlikle. yani? Müthiş. Kıymetli izleyenler, bu akşam Gülşen hocamız bize çok ciddi manada zengin bir içerik sundu. İşin öneminden, kendi bizzat tecrübe etmiş olduğu özel mekanlardan paylaşımlarıyla, müzenin sadece
tarih meraklılarının, tarih eğitimcilerinin, tarih öğretmenlerinin işi olmadığı, aynı zamanda bir insani hasret olarak bütün insanların yararlanması gereken bir olgu, bir unsur olduğunu açıkça ifade ettiler. Kesinlikle katılıyoruz kendisine. Yine STK'lara, yerel yönetimlere, kamu kurumlarına, özelde vatandaşa neler düşüyor, bu kurumların etkin hale getirilmesi için çok kıymetli paylaşımları söz konusu oldu. Çok detayda, aslında küçük bir müzenin içerisinden bile, kent müzesinden bile ne kadar muhteşem etkinlikler ve projeler çıkartılabileceğini, kendi yapmış olduğu o muhteşem TÜBİTAK projesini bize paylaşarak aslında çok güzel bir katkı sunmuş oldu kıymetli arkadaşımız. Hocam, bir de benim çok önemsediğim bir husus var. Bir işi yaparken mutlaka vazifemiz iş olsun, iş diye yapacağız ama proje tabanlı düşünmek, o işi projelendirmek, aynı zamanda onun içerisinde yapılan işin de amacına ulaşıp ulaşmadığını ölçüp değerlendirirsek, bunu değerlendirirken bunu bilimsel metotlara uygun olarak ölçüp değerlendirmek, gerekirse daha sonra bunu da bu şekilde güzel ortamlarda veyahut da akademik ortamlarda, bilimsel toplantılarda paylaşmak herhalde pek çok meslektaşımız için çok daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Ben hocam, sözü size bırakıyorum, selamlama faslını. Çok teşekkür ediyoruz. Vaktiniz müsait olduğu sürece biz Eğitimciler Konuşuyor programında sizin farklı tecrübelerinizden de istifade etmek istiyoruz. İyi ki Seve varsınız. seve. Siz de iyi ki varsınız. Buna siz de ilham vericisiniz. Ama peri değilsiniz. Peri olan benim sanırım bugün. Eyvallah. Müze olan benim de. Siz çok teknolojiksiniz. Tabii. Şaka bir tarafa, Erol Hocam gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Yani ben bu pandemi bir de idareci olduktan sonra siz de idarecisiniz. Evet. Yani insan kendi branşından özlüyor branşıyla ilgili bir şeyi Kesinlikle. yapmayı. Ben işte müdür yardımcılığında bir uluslararası projeye kabul edildim. İnşallah bir konuşmamızda o olsun, o kapsayıcı eğitimle ilgili olan. O Umarım. materyalimi tanıtmakla ilgili olsun. Çok emek var içinde. Yani gerçekten o zaman kendimi çok kısırlaşmış hissetmiştim, biliyor musunuz? Mesela Evet. daha önce yazarken materyali tık 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 kafamda işte öğrenci şöyle der böyle der diyordum. Bakın 15 sene sahada bizzat çalıştığım halde İdareciliğim ikinci yılı mıydı, üçüncü yılı mıydı hatırlamıyorum. Tıkandığımı gördüm yani, hani materyali hazırlarken. İki kere, üç kere mesela kafamda düşündüğüm şey pilot çalışmada patladı kaç kere. Ya normalde hiç olmaz. Normalde benim yaptığım çalışmalar yani hani hayatın sahanın içinden geldiğim için hemen yerini bulurdu. Bir kopmamak lazım aslında bu insanın branşından. Seviyorsan tabii ki o işi yapmayı. Şimdi ben kendimi tanımlarken hep öğretmen, tarih öğretmeni kimliğimi ön plana çıkarıyorum. Yöneticiyken de öğretmenliğim ön planda benim. Yani ben öğretmenim. Yöneticilikte de öğretmen gözüyle görüyorum. Yani bu ne demek? O yaşam biçimi ya bizim için öğretmenlik. Yani ne olursan ol, ister yönetici ol, proje ofisi koordinatörü ol, şu ol, bu ol, öğretmensin. Kendini sorumlu hissediyorsun. Ve o işbirliklerine de çok ihtiyacım var öğretmen olarak. Ben tekrar söylüyorum. Şimdi ben mesela bu 15 senelik öğretmenlik hayatımda öğrencilerimle yaptığım çalışmalarda müdürlerim bana çok destek oldu. Ben de öyle bir müdür olmaya çalışıyorum. Yani bu müzeye götürmek, mesela ben gezilere çok izin veren birisi değilim, biliyor musunuz? Bana çok riskli geldiği için. Çünkü neden? Bir de şöyle oluyor. Mesela üç öğretmen gidiyor. Okulu düşünen yok. Şimdi ben önceden diyordum ki ya bu müdürler niye izin vermiyor? Nöbetçi öğretmeni de alıp götürüyorsun. Kim kalacak o kadar? 400 çocuk kalmış o orada. Çok boyutlu düşünmek lazım. Ders dışı ortamları iyi değerlendirmek lazım. Ancak öğretmeni motive ve onore etmek lazım. Sen o ders dışı zamanından çalıyorsan öğretmenin, ya bunun telafisini yapmak gerekiyor. Egzersiz mi yapıyorsun? Yani egzersiz olarak mı değerlendiriyorsun? Başka türlü mü değerlendiriyorsun? Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki biz müzeye götürürken meyve suyundan, kekinden bahsediyorsak, açıkçası eğer öğretmenime ben bu görevleri yap diyorsam, materyal üret diyorsam, ders dışı zamanları harca diyorsam, onu ben egzersizle mi telafisini yaparım? Başka türlü mü yaparım? Bunun bir karşılığının olması gerektiğini düşünüyorum. Bir başka nokta, mesela ben evet müdürlerimden çok destek aldım ama müdür yardımcılarımdan çok surat yedim. Gene mi götürüyorsun? Derslerde çok gürültü oluyor, şu oluyor, bu oluyor tarzında. Hani onları da yaşadık, yaşamadık değil.
Burada tabii dediğim gibi okul idarecilerine de çok görev düşüyor. Sen de öğretmensin. Bir anlamak lazım. Ama her öğretmenin de idareci, ya bir ay yapın ya, bir ay. Yani bir ay yaparsanız aslında özellikle müdür yardımcılarının daha stresli olduğunu göreceksiniz. O gündelik hayatın içinde o evrak işleriyle daha çok boğuşuyor müdüre göre açıkçası. Buradan müdür yardımcısı arkadaşlarıma da duyurulur. 4 sene tek müdür yardımcısı olarak çalıştığım için vaktinde. Yani bugünkü konuşmada aslında müzelerden de bahsettik, öğretmenlikten bahsettik, insanlıktan bahsettik, görevlerimizden bahsettik. Ama işin özü dediğim gibi öğretmenliği ben yaşam biçimi olarak görüyorum. Hangi görevi yaparsam yapayım, öğretmen gözüyle yapıyorum. Yani bir o eğitimci kimliğimle yapıyorum. Daha geniş pencereden bakmaya çalışıyorum. Ve özellikle bu müze konusunda tekrar öyle bağlayayım. Siz beni gene uyarın eğer çok konuşursam ama gerçekten de ülkemiz yani birinci elden kaynaklar, 10. elden kaynaklara kadar o kadar zengin ki. Yani yabancı kimden dinlemiştim hatırlayamadım şimdi. Anlatıyor yurt dışında. Biz diyor daracık bir yerde durduk. Otobüs durdu. İşte karşıya geçtik ama sıra bekliyoruz. Bir tane taş var. O taşta kral bilmem kim vaktinde 18. yüzyılda oturmuş. O taşa gidip fotoğraf çektirdik diyor. Yani ya da işte bu müzeler. Bakıyorsun peynir müzesi var, işte lale müzesi var, şu müzesi, bu müzesi 1 euro, 3 euro, 5 euro. Yani anlatabiliyor muyum? Bu müzeler konusunda gerçekten yani hem çok kaynağımız var bunları değerlendiremiyoruz. Onun dışında müze görevlileri konusunda da mesela ben o görevlilerin de müze yani Kültür Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok ciddi bir işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani müzeye girdiğimizde güler yüzler görmek istiyoruz biz. Soru sorduğumuz zaman vesaire illaki bir etkinlik yapmak adına değil. Bu arada da özellikle ben tekrar onu söylemeyi unuttum. Aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Yeşilova Evi'nde ben şimdi Zafer Hoca'ya dedim ki hocam şimdi ziyaretçi merkezi açıldı. Artık çok büyük gruplar da geliyor. Şimdi ekip de büyümüş. Kim dedim bu ekip kimlerden oluşuyor? Arkeolog hepsi dedi. Yani dedim arkeologlar katılımcılara ya o zaman öyle düşünüyordum. Katılımcılarla iletişimi nasıl öğretmen gibi olamaz ki gibi bir yaklaşımla soru sormuştum. Tanıştırdı sonra beni bir tanesiyle yani o rehberlik yapan gelen gruplara. Hayran kaldım. Hayran kaldım. Dolayısıyla yani hiçbir iş birilerinin tek elinde değil. Bir kere bunu bizim altını çizmemiz gerekiyor. İşini hakkıyla yapabilmek için de mesela arkeolog ama ben arkeologum benim hakkım demiyor adam. O pedagojisini alıyor onun. O iletişim. Mesela tur rehberleri öğretmen mi onlar? Halbuki onlar da öğretmenlik yapıyor aslında bir açıdan. Ya da her öğretmen çok güzel ders anlatabiliyor mu? Çünkü çocukların kalbine dokunabiliyor mu? Her öğretmeni müzeye götür, tanıtımını yapabilir mi? Değil. Yani burada sınırsız, sonsuz bir öğrenme süreci. Bir kere bunu kabul etmek lazım. İkincisi ben her şeyi biliyorum dememek lazım. Üçüncüsü öğrenci ne düşünüyoru önemsemek lazım. Bunları yani bu sonuncusunu özellikle atladığımızı düşünüyorum. Oradan o kapıdan girdikten sonra o kadar sonsuz bir bahçeye çıkıyorsunuz ki aslında. O kadar sizi mutlu eden dönütlerle karşılaşıyorsunuz ki iyi ki öğretmenim diyorsunuz. Hocam, Yeterli herhalde bu kadar. hamurumuz, mayamız, çamurumuz, öğretmenlik. İyi ki öğretmeniz, iyi ki varsınız öğretmenim, iyi ki varsınız sayın müdürüm. İyi ki beraberiz, iyi ki bu işleri yapıyoruz Siz diyelim. de iyi ki varsınız. İyi ki Hep böyle bir şeyi beraber. düşündünüz. Gerçekten. Pandemi bitse de devam edin. Devam edelim hep birlikte. Meslektaşlarımız da farklı farklı konularda farklı farklı programlar talep ediyorlar. Bizim önceliğimiz işi iyi yapan meslektaşlarımızla, paylaşmak isteyen sizin gibi kıymetli meslektaşlarımızla yapılan işlerin bir eser olarak bizzat sahibinin tarafından anlatılması ve Evet. genç meslektaşlarımıza ulaştırılması amacıyla başladı bu yolculuk. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Kıymetli izleyicilerimize de Eğitimciler Konuşuyor programının devam edeceğini, bizi izlemeye devam etmelerini istirham ederek kapatalım. Herkese iyi akşamlar.